Ahmet Hocam. Hocam, selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin hocam. Hoş bulduk, hoş bulduk hocam. Ne var ne yok, nasılsın, iyi misin? Valla hamdolsun hocam, siz nasılsınız? Özlemişim. Vallahi biz değil, seni gördük daha iyi olduk Ahmet Hocam. Allah razı olsun. Nasıl gidiyor hayat? Hamdolsun, valla bu ay itibariyle yani Ağustos, Eylül itibariyle tam 7. yılımızı doldurmuş olacağız. Size döneceğiz. Dile kolay. Maşallah. Maşallah. Siz nasılsınız? Nice 7 yıllar hocam. İnşallah, 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 Hocam inşallah. biraz muhabbet edelim de katılımcılar da katılsın inşallah. İnşallah, inşallah. Yayının da böyle bir özelliği var. Yani yavaş yavaş görüyorlar, şey yapıyorlar. Daha önce gerçi ilan ettik de. Evet. İnşallah hoş bir sohbet eder. Sizin tecrübelerinizden faydalanırız Ahmet hocam. Estağfurullah, estağfurullah, inşallah. Öncelikle bizi kırmadın. Sağ ol, var ol inşallah. Estağfurullah. Biz her ne kadar spor AŞ'de yıllar birlikte mesai yapsak da sizinle tanıştığımız biraz daha eskiye dayanıyor. Ben Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde, İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde Tamer Taşpınar İl Müdürlüğü'nde siz oradaydınız. Ben orada staj yapıyordum öğrenciyken. 2006 ya da 2007. O zaman Bağcılar yaz kampı yaptık. Hatta ilk defa buradan söyleyeyim. Bakan Bey geçen hafta buradaydı. Bir Cumhurbaşkanımızla beraber geldiler. Yaklaşık bir 2 saat sohbet etme imkanımız oldu. Feyzullah Kıyıklı, Bakan Bey'in kayınpederi oluyor. Bakan Bey'e de bahsettim. Mesleki anlamda tecrübem belki Bağcılar'ın Kefker'e oraya o yaz kampında birçok branşta spor organizasyonu. Sonra da siz de orada da bir Bakan Bey'e bu konudan bahsettim. Evet, güzel bir tecrübe oldu herhalde. O zaman öğrencilik yıllarınızda ikinci mi üçüncü sınıftaydınız herhalde Kocaeli'de? Evet, ya 2 ya 3. Sonrasında yine gittik. Bence çok olağanüstü ve çok güzel bir programdı. Şimdi birçok STK buna benzer çalışmalar yapıyorlar. Görüyoruz. Yani da embedded bölümündeki lise kardeşlerimizde beden eğitimi arkadaşlarımızda çok güzel kazandıracak. Yani kamp ortamında hangi branşta gönüllüğünüz varsa da gelen 50-200 kardeşimizin birçok spor faaliyetini orada o kampta gösteriyor. Ben çok olağanüstü, çok güzel bir deneyimdi. Ahmet Hocam. Allah razı olsun. Hocam sesin gelip gidiyor da kulaklık varsa, takma imkanım varsa Hemen bir kulaklık ayarlayayım ben. bana zahmet, ses gidip geliyor çünkü. Saniye. Değerli katılımcılar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü Ahmet Bey ile bugün beraber olacağız. Her hafta yayınlarımız var. Bu 34. program. Instagram'da yayın yapıyoruz. Bu yayın Instagram'a yayından sonra düşecek. Daha sonra YouTube'a düşecek. Burada amaç gayet sporun içerisinden gelen emektar kişilerin burada katkı sağlayabilmek. Ahmet Hocam az önce de bahsetti. Ahmet Hocam'la biz 2006 yılında Kefken kampında, o zaman öğrenciydi. Ben de Kefken kampı, yaz kampı, deniz kampı daha doğrusu gençlere yönelik 2006 yılında şey yaptık. Öğrenciydi o zaman. Ahmet Bey'i çağırdık. Beraber orada bir kamp yaptık. Yaklaşık her dönemde 200 toplam 1500 öğrenci götürdük. Öyle bir tecrübemiz oldu. Kendimden de bahsedeyim, belki hani yabancı olan arkadaşlar var. Ben de 1998 Marmara Beden Eğitim Bölümü mezunuyum, spor yöneticiliği. Ahmet Bey'le tanışıklığımız ta öğrenci yılları. Dediği gibi staja gelirdi. Genç Spor İl Müdürlüğü'nde de biz de çalışırdık. Tamer Bey'e de selam olsun buradan. Kendisi şu anda Halk Federasyonu Başkanı. O zaman İstanbul İl Müdürü'ydü. Onunla birlikte çalışırken stajyerlerimiz geliyordu. Stajyerlerle birlikte güzel de bir hava yakalıyordu. Bu havayla birlikte de yaşadığımız tecrübeleri, deneyimleri kendileriyle de paylaşıyorduk. Sağ olsun bize bugün konuk oldu. Biz beraber büyüdük tabii. Spor İstanbul'da da beraber çalıştık. Evet. Bugün gururumuz da Anadolu'ya gitti. Yani İstanbul'da pişip Anadolu'ya gidip bizim çok değerli bir hocam vardı Ahmet Hocam. Siz de dinliyorsunuz. Evet. Derdik İstanbul'da pişeceksin ve şeyde Anadolu'da o gençlere bu tecrübeyi yayacaksın. Yani paylaşacaksın.
Bu süreci yaşattığın için bir de Sıla-i Rahim, yani memleketine döndün, Sıla'ya döndün, Erzurum'a döndün. Orada güzel yatırımlar var, güzel çalışmalar var. Bu çalışmaların bizzat içerisinde şahit olan bir kişi olarak, bir de genç bir kardeşimiz olarak tabii Spor AŞ'nin genel müdürü olarak orada neler yapıyorsun? Bir de kurulumun da çok anlamlı. Az önce de belirttim, yaklaşık 7. yılı geride bıraktın. O tür tecrübeleri sizle paylaşmak istiyoruz. Ahmet Hocam, bu 34. programımız Instagram'da. Evet, maşallah. Takip ediyorum. Ara ara tabii yayınları takip edebildiğim kadar katılıp ben de istifade etmeye çalışıyorum. Seste problem yok değil mi? Şu an çok net. Çok teşekkür tamam. ederim. Yorduk seni. Estağfurullah. Bir de şey var. Pazar günleri, hatta 2 gün önce Mustafa Hocamız vardı. Mustafa Hocamızla akademi hazırlık kurslarını konuştuk. 35 yıllık bir tecrübe. Yani evet. diyoruz ya, Amerika'yı da keşfetmeye gerek yok. Bu işin tecrübeli isimleri var. Onlardan dinleyelim. Yayından sonra hemen Instagram'a düşecek yayın. Ondan sonra da montajlayacağız, YouTube'a atacağız. Yani bu yayını 3 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra arkadaşlarımız rahat bir şekilde takip edebilecek. Yerel yönetimler diyoruz, belediyeler diyoruz. Tabii belediyeler şöyle, devlet ilgili kanunda 5380-93, 5216, Büyükşehir ve Normal Belediyeler Kanunu'nda bütün yetkileri vermiş ama yetkileri kullanan, kullanamayan belediyeler var, başkanlar var, yönetici idareciler var. Bunları masaya yatıracağız. Siz bu işin içerisinde bir genel müdür olarak neler yaşadınız, kurulum aşamasından beri oradasınız. Bunları şey yapacağız. Çünkü bunlar aynı zamanda yüzü aşkın, 102 tane, 103 tane beden eğitim bölümü var. Beden eğitim bölümünde mezun arkadaşların hep iş istihdam diyoruz, tecrübe diyoruz, deneyim diyoruz. Ya bu ülkenin sporuna bir katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize. Evet. Ahmet Hocam, yaklaşık 20 yıla yakın bir süredir tanışıklığımız var, öyle diyeyim ben size. Evet. Bu tanışıklığımızda biz sizi tanıyoruz katılımcılarla birlikte. Şimdi hemen bir anekdot da belirtmek istiyorum. Kişi sayısı bizim için önemli değil. Bir kişi de olsa, 100 kişi de olsa. Çünkü bu yayınlar sürekli gündeme gelecek. Sürekli sosyal medyadan paylaşacak. Ve o insanlara, kamuoyunu bilgilendireceğiz. Doğru insanların sesini duyurmaya çalışacağız. O noktada katılımcılardan da ricam, yani bu akış süreci içerisinde değişik başlıklarımız var. Mesela belediyeler ve spor tesis yatırımları. Ondan sonra sporun yaygınlaştırılması. İşte Ahmet Bey'i gördükten sonra bir basın danışmanı olarak, basın sözcüsü olarak Büyükşehir Belediye Sporu konuşmak. Bir de gençlere özellikle spor ve kariyer konusunu masaya yatırmak istiyoruz. Ahmet Hocam, 20 yıldır dedik takip ediyoruz sizi. Tanışıklığımız var, çalışmalarınızı izliyoruz. Sizi yakinen tanıyoruz da bir de sizden dinlemek istiyoruz. Evet. Şu andaki vazifemiz tabii Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 7 yıl önce yani kuruluşuna da bizzat bize nasip olan, kuruluşu da bize nasip olan Erzurum Spor AŞ şirketinin genel müdürlüğünü yapıyoruz. Aynı zamanda belediyenin bir amatör kulübü var. İçerisinde 16 branş var. Orada bir as başkanlık görevimiz var. İşte basketbol gibi, güreş gibi, buz hokeyi gibi, kayak gibi, kickboks gibi, karate gibi branşları olan yaklaşık 400 sporcusu olan bir amatör kulüp. Bunun yanı sıra bir de Erzurum Spor var tabii ki. Anadolu'da Erzurum gibi şehirlerde futbol çok önemli. Yani Erzurum'da tek gündem maddesi futbol, o da Erzurum Spor. Bu anlamda da tabii bu ilgiye belediye başkanımız da ilk göreve başladığında 2014'te kayıtsız kalmadığı için ve bu anlamda da hem futbolu sevdiği hem de programın ilerleyen bölümünde başkanımıza dair bir parantez açacağız ama Erzurum Spor'un da başkanımız ve belediyemiz için, şehrimiz için önemli olması hasebiyle işimiz de spor olması dolayısıyla orada da as başkanlık ve basın sözcülüğü görevimiz devam ediyor. Yaklaşık 2015-2016 sezonundan beri yöneticilik görevimiz, bu dönemde de as başkanlık olarak devam ediyor. Tabii İstanbul'da uzun yıllar ikamet ettik. Yaklaşık 30 yıl. Aslen Erzurum doğumluyuz ama işte 30 yıl İstanbul'da yaşadıktan sonra 2014 yılında bir proje kapsamında Erzurum'a geldik. Aslında biraz da kendi kaderimizi kendimiz yazdık diyebiliriz. 2014 Haziran ayında şöyle bir proje yapmıştık. İşte 2024 yılındaki Türkiye'yi, şey İstanbul'u hayal ederek işte her evden bir çocuğun spor yaptığı, mahalle aralarına spor salonlarının yapıldığı, işte mutlaka işte her iki çocuktan bir tanesinin bir lisanslı branşta, bir herhangi bir branşta lisanslı sporcu olduğu ve yapılan organizasyonları da marka organizasyonlar haline getirmek, hatta yurt dışındaki birçok organizasyonlara da Spor AŞ olarak gidip
o organizasyonları düzenlemek için, o organizasyonu yapan birimlere, kurumlara katkı sağlamak için öyle bir projemiz vardı. Orada bir cümle yazmıştık. Büyükşehir belediyelerinde spor AŞ'lerin kurgulanmasında danışmanlık rolü üstlenmek. Bundan tam bir ay sonra bir telefonla daha önce hayırlı olsun ziyaretine geldiğimiz Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımızın tekrar kendisiyle bir görüşme yaparak Erzurum'da da ben spor konusunda projelerim var dedi. Buraya da böyle bir yapı kurabilir miyiz diye. Belediyenin zaten spor müdürlüğü yoktu 2014 yılına kadar. Yani kültür sosyal işler içerisinde bir arkadaşımız spora da bakıyordu. Başkanımızın gelmesiyle 2014'te Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü kuruldu. Sonra Spor AŞ kuruldu. Sonra İl Özel İdaresi'nden belediyeye devrolan İl Özel İdaresi Spor Kulübü'nün adı Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genç Spor Kulübü oldu. Bunun yanı sıra bir de Erzurum Spor var. 4 tane spora hizmet eden kurum birim var. Dolayısıyla İstanbul Spor AŞ'de 2007-2014 yılları arasındaki 7 yıllık tecrübemizden sonra bir beden eğitim mezunu olarak kendi alanımızda, kendi mesleğimizi, kendi okuduğumuz okulun bir şekilde karşılığında kendi mesleğimizi yapmak üzere buraya spor yöneticisi olarak geldik. Aynı zamanda tabii bizler katsayı mağduru olarak özellikle o acı dönemi yaşayan liseyi okul birincisi olarak bitirmemize rağmen üniversite okuyamama tehlikesiyle karşılaşmamıza rağmen Allah'a şükürler olsun hem beden eğitimini lisans olarak 4 yıl hem kamu yönetimini lisans olarak 4 yıl 6 yılda 2 üniversiteyi tamamladık. Bir de yüksek lisans, tezli yüksek lisans nasip oldu. Şu anda da Atatürk Üniversitesi'nde doktora programına kaydımızı yaptırdık. Tabii kendi mesleğini yapmak, kendi ihtisas alanında çalışmak, hem sevdiğin işi yapmak hem de bu iş karşılığında bir tatmin duygusu yaşamak çok farklı. Allah'a şükürler olsun 2007 yılından beri yaklaşık 14 yıl olmuş. 14 yıldır kendi mesleğimizde bulunduğumuz şehirde, bulunduğumuz kurumda halkımıza hizmet etme imkanı bulduk. Maşallah hocam, siz anlattıkça ben not almaya çalışıyorum da yetişemedim yani. Estağfurullah. Bayağı bir tecrübe yani. Tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Estağfurullah. Yani bizim niyetimiz şöyle. Bu işte az önce de siz şeye gittiniz, kulaklık almaya gittiğinde söyledim. Tecrübeli arkadaşların bilgilerini, tecrübelerini paylaşabilmek. Burada kamu ve özel sektördeki mülki amirler dediğimiz idarecilere, yöneticilere ve üniversitede okuyan genç arkadaşlara buradan bir mesaj olarak gönderebilmek. Evet. Allah razı olsun. Yani katılım sağladın, dediğin gibi tecrübeni bugün bizlerle birlikte paylaşıyorsun. Allah razı olsun. İnşallah süreç içerisinde çok farklı dosyalar var. Bunları açtıkça güzel şeyler de sizlerden dinleyeceğiz. Biz de feyizleneceğiz. Tabii feyizlendikten sonra da bu birikimlerimizi biz yazıya da dökeceğiz. Kendi köşemiz var. Köşede yazmaya çalışıyoruz. Hocam şimdi sporun içerisine geldiniz. Yaklaşık 14 yıldır aktif olarak da görev yaptığınızı söylediniz. Genç bir kardeşimizsiniz. Dolayısıyla spor bireyler ve toplumlar için neden önemli diye bir soru yöneltiyorum. O soruyla birlikte inşallah diğer sorular da ardı ardına gelecek. Şimdi birincisi tabii hareket etmek. Şu anda özellikle bu pandemi döneminde hangi yaş grubuna ait olursa olsun, hangi meslek grubunda ya da hangi ekonomik duruma sahip olursa olsun herkes için birinci öncelik hareket etmek. Hareketsizliğin yol açtığı sıkıntılar hayatımızın her döneminde bizim karşımıza çıkabiliyor. Çeşitli rahatsızlıklarla ve hastalıklarla. Bunun yanı sıra sporun sosyalleştirme ve insanlara özgüven kazandırma durumu var, özelliği var. Bunlar çok önemli. Özellikle günümüzde bir sosyal medya toplumu olduk. Telefon elimizde sürekli işte insanlarla konuşmadan işte cep telefonundan iletişim kuruyoruz. Ama bir spor salonunda veya bir halı sahada veya ne bileyim bir spor faaliyetinde bulunduğunuz zaman mutlaka işte o teknolojik araçları bir kenara bırakıp karşınızdaki insanla bir iletişim kuruyorsunuz. Ya da mesela çocuklardan örnek verelim. Ben burada bir olaya şahitlik ettim. Yani bunu mutlaka paylaşmak istiyorum açık söylemek gerekirse. Burada bir özel hastanede bir tabii hasta ziyaretinde bir 9-10 yaşlarında bir kardeşimizle tanıştık. İşte
sordum hani işte hangi sporu yapıyorsun, işte hangi takımı tutuyorsun falan. Sonra babasıyla konuşmaya devam ettik. Babası dedi ki, ya dedi bu o kadar yaramazdı ki dedi. Bunu biz dizginleyemiyorduk dedi. Sürekli apartmandan şikayet, okuldan şikayet. Bizim Büyükşehir Belediyesi olarak bir basketbol ligi kurduk. Minikler basketbol ligi. Yaklaşık 16 tane takım. Her takımda 15 tane sporcu. Bu 8-10 yaş grubunda. 240'a yakın çocuğu basketbola başlattık. Bu da bir şekilde arkadaşlarından görüp oraya girmiş. Ve çocuk da bir ay içerisinde bazı değişiklikler, işte 2-3 ay içerisinde de çok ciddi değişiklikler yaşanmış. Babası dedi ki, sürekli şikayet alıyordum ama dedi basketbola başladıktan sonra çocuğumu tanıyamaz oldum. Şimdi bu aslında bir babanın bir gözlemi ama bizler sporun içerisinde buna benzer o kadar çok şey yaşıyoruz ki bir kere bir basketbolda çocuk ilk defa hayatında sıraya giriyor. İlk defa bir basketbol topunu eline aldığı zaman arkadaşlarının gözünün önünde bir sahneye çıkıyor. O topu potaya attığı zaman bir özgüven kazanıyor. Kaybettiğinde arkadaşları motive ediyor. Kazandığında yani basket yaptığında o topu arkadaşları alkışlıyor. Ve mutlu ediyor. Mutlu oluyor. Daha sonrasında atış yaptı ya da yapmadı tekrar sıranın arkasına geçiyor. Hayatımızın her alanında mutlaka sıra var. Trafikteyiz, araç kullanıyoruz, sıradayız. Havaalanında uçağa bineceğiz, sıradayız. Otobüse biniyoruz, sıradayız. İşte bankadayız, sıradayız. Çocuğa siz o sıraya geçmesini, sabretmesini, sıranın kendisine geleceğini çok belki uç bir örnek oluyor, basit bir örnek oluyor ama orada öğretiyorsunuz. Kaybettiğinde yeniden denemeyi öğreniyor. Hayatın her alanında kaybediyoruz. Kaybediyoruz, kaybediyoruz ama bir gün geliyor kazanıyoruz. Aynı şekilde arkadaşına saygı duymayı öğreniyor. Aynı şekilde bir takım olduğu zaman, bir başarı, bir hedef belirlediği zaman o hedef noktasında, o hedef doğrultusunda takım arkadaşlarıyla bir birliktelik, bir ekip arkadaşlığı, ekip ruhu oluyor. Tabii bunlar sporun çok farklı yönleri. İşte sağlık etkisini söyledik. Bence her evden, her çocuğun mutlaka bir spor branşında belki çok üst düzey olmayabilir ama İyi derecede bir spor branşını yapabilecek, iyi bir belki dil öğrenecek, iyi bir enstrüman çalabilecek ama mutlaka ama mutlaka spor yapacak. Bugün biz belki büyüklerimiz çok fazlasıyla bizim spor yapmamıza zamanında çok sıcak bakmadılar ama bugün doktorlar onların yürümesini, hareket etmesini onlara bir şekilde dikte ediyorlar. Çünkü hareketsizlik dediğimiz şey çağın en büyük problemi, birçok hastalığın da temeli. Evet, çok önemli. Yani gerçekten şu anda eyvah dememek için zamanı iyi kullanmak lazım. Evet. Eyvah dememek için iyi eğitmenlere ihtiyacımız var. Eyvah dememek için ne yaptığımı bilmemiz lazım. Sonuçta velilere de bakıyoruz, artık bilinçlendi hocam. Yani eskisi gibi değil. Yani eskiden futbol oynama, şunu yap, bunu yapma. Yani neticede çocuk ders falan şu bu ama sadece hayat dersinde, hayatı da okumak herhalde bir nevi sporun içerisinde olmak. Bu hayatı okumak, baktım da tecrübeniz gerçekten 14 yıllık spor aktif yönetici, idareci, uzman, değişik konularda hayatın içerisindesiniz. Yani hayatı okuyarak gelmişsiniz. Bir de hayatı yaşıyorsunuz sahada. Artı hayatı bir de doktora yaparak akademisyen boyutuyla taşıyorsunuz. Evet. Ya bu notlarınız gerçekten çok önemli. Benim için çok önemli. Bunları her yerde vurgu yapacağız. Bir arkadaş bir soru sorduğu zaman, ben anlattığım zaman diyeceğim ki, siz benim anlattıklarımı eğer tamamlamak istiyorsanız Ahmet Dal Bey'in YouTube kanalında veya Instagram'da yayını vardır. Hemen oradan gidin, onu tamamlayın. Çünkü gerçekten büyük bir olay ve burada her zaman saygılıyız. Siz de biliyorsunuz, kampta beraberdik. Evet. Sabahları bir araya geldiğimiz zaman sorardık. Yani bir gün öncesinin analizini yapardık. Bir gün de derdik ki, ya bugün ne yapacağız, proje nedir, ne yapabiliriz? Bak artık el kalktı. Derdik ki, bir projeyi en iyi düşünen, projeyi en iyi yapacak kişidir. Hemen evet, proje onda kalıyordu. Ertesi gün birkaç gün sonra tekrar aynı soruyu soruyorduk. Bakıyordum evet, el kalktı, indi. Dedik ya proje bana patlamasın, ben de kalmasın diye. Evet, evet, halbuki evet, bugün herhalde orada yaşadıklarınız bugün bize karşınıza belki çıkıyor. Belki evet, birilerinin anlattıklarını siz zamanda yaşadığınız için daha net neticeye gidebiliyorsunuz ve zaman kaybıyla birlikte olaya hakimsiniz yani. Bu konuda da tebrik ediyorum. İşte o tecrübeyi yaşadığınız yerlerden biri de eski ismiyle Spor AŞ, yeni ismiyle
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri AŞ. AŞ değil. Spor AŞ. Şey, İstanbul AŞ. Spor İstanbul. Çünkü spor oradan İstanbul, biliyorsun biz ilk. Spor İstanbul. Biz, evet. Spor İstanbul. Tabii benim, biz yaşlandık ama orada yaşadığımız bir talihsizlik bizi çıkardılar. Malum şahsiyetler, onunla ilgili kafamız biraz karışık. Kendimizi de toparlamamız lazım inşallah. Dileriz ki buradaki mesajlar da birilerine dikkate alır. Daha çok arkadaşımız spor adamı mağdur olmaz. Evet. Spor İstanbul'la ilgili neler diyeceksiniz? Orada neler yaşadınız? O tecrübelerden biraz bahsedebilir misiniz? Yani ben ilk başladığımda organizasyon biriminde başladım. Ve gerçekten ben Spor İstanbul'u kabul etmiyorum bu arada. Yani hiç bana ağzıma böyle şey gelmiyor ve hiç de kullanmıyorum. Çünkü İstanbul Spor gibi geliyor. Biraz da futbolun içerisindeyiz. Mesela internete de yazdığınız zaman ya ben şunu anlamıyorum. Ya bir marka oluşmuş. Bu markaya yıllarca birçok genel müdür yardımcısı, müdür, şef, personel, herkes katkı sağlamış. Bir marka oluşmuş Spor AŞ diye. Ya bunun adını neden Spor İstanbul yaparız ki? Hani Metro İstanbul yap kardeşim, 2 senelik şirket zaten. Ama Spor AŞ'yi neden Spor İstanbul yaparsın? Hadi yaptın diyelim. Bir de bunun algısını oturtturmak için bir de bununla alakalı bir şey yapıyoruz. Yani hani kamuoyuna onu tanıtıyoruz. Bugün ben Spor AŞ dediğim zaman herkes biliyor. Ama Spor İstanbul dedim, İstanbul Spor mu diyorlar. Bir kere bu benim kabul edemediğim, 7 sene emek verdiğim eski şirketim ve birbirinden değerli mesai arkadaşlarına sahip olduğum, bir tanesine bile kırılmadığım, bir tanesine bile hani işte gönül koymadığım, yani karşılaştığımda ya bu bana bunu yapmıştı selam vermeyeyim ya da selam verdi selamını almayayım diyemeyeceğim. Acı çekmeme rağmen, çile çekmeme rağmen ki bunu en iyi beraber yaşadığımız arkadaşlarımız biliyor. Çok problemler yaşamamıza rağmen hepsinden Yaradan bize başka hiçbir yerde, hiçbir olayla elde edemeyeceğimiz tecrübeleri kazandırdı. Organizasyon biriminde evet sıkıntı çektik, problem çektik ama orada piştik. Arge biriminde piştik. Uzmanlık yaptık, iletişim uzmanlığı, basın, medya birimi. Orada harmanladık bu işi. Bugün ben üniversitede uzmanlık dersim spor medyasıydı. Spor AŞ'nin medya biriminde çalışarak üzerine koydum. Erzurum'da da hem belediyenin basın birimi hem spor AŞ olarak yaptığımız faaliyetlerin spor basınında yer alması hem de Erzurum Spor'un basın sözcülüğünü 2018 yılından beri diyebilirim, yani 3 yıl olmuş, basın sözcülüğünü, kulübün sosyal medya hesaplarının yönetimi, kulübün web sayfasının yönetimi, kulübün PR çalışmaları, tanıtım çalışmaları, işte dış dünya ile olan bağlantısı, kurumsallaşma noktasındaki faaliyetleri, hepsi bana Spor İstanbul'un katkılarıyla oldu. Ve gerçekten benim gibi birçok değerli arkadaşıma çok çok büyük tecrübeler kazandırdı. Bir tesis müdürümüzün büyük bir tesisten küçük bir tesise tayini çıktığı zaman kulakları çınlasın Nuri abi, Nuri Ömeroğlu, onu da buradan alalım. Yayına katılanları da görüyorum. Hepsini de gerçekten çok özledim. Nasipse inşallah hep beraber belki bir ortamda bir araya geliriz. Belki tekrar bir kurumda çalışırız, bilmiyorum ama birbirinden değerli, kıymetli. 10 yıl, 15 yıl tesis müdürlüğü yapmış. Spor AŞ'de, Spor AŞ'nin İstanbul'un Avrupa Spor Başkentliği yolundaki lokomotif olan Spor AŞ'nin personeli olmuş. Özellikle marka organizasyonumuz maraton gibi organizasyonda yaklaşık bir ay gece gündüz mesai yapmış. İstanbul'un özellikle ücretsiz spor projesi, sporla sağlıklı nesiller projesinde binlerce İstanbullunun, binlerce yavrumuzun spora başlamasında, spor yapmasında, o tesislerden istedikleri branşlarda, evinin kapısının önündeki tesislerden istedikleri branşta ücretsiz yararlanması noktasında ciddi manada katkıları olmuş onlarca arkadaşımız. Hepsini bir şekilde belli sebeplerle o çok bağlı oldukları şirketten koparttılar. Ben şunu söylüyorum, her fırsatta da söyleyeceğim bunu. Spor AŞ Türkiye'nin değil dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi. Belki de dünyanın yereldeki, yani belediye uhdesindeki en büyük spor şirketi. Ama maalesef bugün geldiğimiz nokta, belki pandeminin de etkisiyle,
bizi üzen noktaya gidiyor. Yani işte organizasyonu yaptığımız zaman biz şunu düşünürdük. Hani dediniz ya, Spor İstanbul'la ilgili neler söylemek istersin? İlk başladığımda ben elime tepsiyi aldım. Basın teşvik ödüllerinde tepsi tuttum. İlk yaptığım işler. Taksim Meydanı'nda Corporate Games oyunlarında afiş astım. Yine aynı şekilde organizasyon biriminin işte fotoğraf çekimleri olsun, işte organizasyonlarda çeşitli görevler var. Onları yaptık. Sonra Ar-Ge birimi, sonra iletişim medya birimi, basın medya birimi. İlk İstanbul'un, Spor AŞ'nin Twitter, Facebook hesaplarını biz açtık. O zaman kulakları çınlasın, bizim bilgi işlemdeki arkadaşımız demişti ki, biz siyasi kurumuz kardeşim, Twitter'la Facebook'la bizim işimiz olmaz. Bugün Twitter'da vatandaşın biri bir tweet atıyor, dünya çalkalanıyor. O zamanlar hamdolsun o geleceği gördük. Daha sonra bu birim için, yani bu iş için, sosyal medya için bir birim kuruldu. Personel alındı. Yani o anlamda da orada bir deneyimimiz oldu. Bugün Erzurum Spor Kulübü'nün tüm sosyal medya hesaplarını, belediyemizin hakeza aynı şekilde sporla alakalı paylaşımlarını, oradaki deneyimlerimiz ve tecrübelerimiz eşliğinde yapıyoruz. Şu, Nuri abinin konusunu atlamadan onu bir tekrar üzerinden geçelim. Cemal Kamacı'daydı. Ali Beyköy taş ocaklarına tayin çıktı. Şirkette çay içerken dedim ki, Nur abi sen çok tecrübelisin. Bak bu dedim, belki böyle şer gibi gözükse de sana çok hayra dokunacak bir olay dedim. Bazen yaradan insana nekahat dönemi ve nekahat yeri ayarlar. Yani git nekahate, oraya bir rahat, bir de, kendini bir çek et. Yani bulunduğun yerde bir dinlen. Bir yani bugünü, dünü ve geleceği bir şekilde istişare et. Kendi bünyende, kendi içinde. Taş ocaklarından sonra yine büyük bir tesise tayini çıktığında yine geldi. Dedi ki, bana dedi, taş ocakları o kadar iyi geldi ki dedi. Her gün böyle sıkıntı, problem vesaire bir şey olduğunda hep aklıma geldi. Bana çok büyük deneyim kazandırdı taş ocakları. Cemal Kamacı'da kazanamadığım tecrübeyi taş ocaklarında kazandım dedi. Spor AŞ'nin böyle bir yönü de var. Bana yaklaşık 7-8 tane oda değiştirdim ben. Ya bu odayı şuna veriyoruz, sen buraya git. İşte bu taşınıyorsun oraya 6 ay sonra, ya bu odayı şuna veriyoruz, şuna ver. Kimseye kızmıyoruz. Kimseye herhangi bir şey söylemiyoruz. Geldi geçti. Hepsinin canı sağ olsun. Ama onların hepsinden, bugün ben bir genel müdür olarak hepsinden incir çekirdeği kadar bir olay bile yaşamış olsam, onun aynısını, benzerini şirketimde, personelimle yaşadığım zaman o günler geliyor benim aklıma. Hemen anında empati yapıyorum. Ben 7 senedir şirketin genel müdürlüğünü yapıyorum. Bir tane personel işten çıkarmadım. 12 tane arkadaşımızı buradan bir yerlere memur olarak veya başka birimlere, başka kurumlara gönderdik. Gelirler Erzurum'a, saygılarını hiç eksik etmezler. Çünkü kavganın, hırın, gürün, tartışmanın, bir şekilde ekmeklerine müdahale etmenin hiçbir katkısı olmadığını ben gördüm. Aynı şekilde yaklaşık 12-13 tane bekar arkadaşımızı da evlendirdik. Bu benim için de tabii ayrı bir anlamı var. Yuva kurdular. Başladım. Çünkü ben burada başladığım zaman özellikle beden eğitim bölümünden arkadaşlar seçtim. Ve hepsi de genç, pırıl pırıl. Hatta ve hatta referansları kendi performansları oldu. Bir beden eğitimi hazırlık kursu yaptık gelir gelmez 2015'te. Hazırlık kursunu beraber yaptığımız arkadaşlarımız şu anda şirketimizde çalışıyor. Ve yaklaşık 5 yılı devirmişiz. Beden eğitimi bölümünden stajı arkadaşlarımız geliyor. Yani gönül ister ki Spor AŞ benzeri yapılanmalar birçok şehirde olsun. Beden eğitimi bölümlerinden mezun olan birçok arkadaşımız bu şirketlerde çalışsınlar. Çünkü belediye olmuyor. Belediye bünyesinde olmuyor. Gençlik spor il müdürlüklerinde hele hiç olmuyor. Ya bunu gördük. Ama Spor AŞ benzeri yapılanmalarda ben bunu kara trenle tramvaya, hızlı trene benzetiyorum. Ya kara tren gideceği yere gidiyor ama nasıl gidiyor? Ama işte hızlı tren dediğiniz zaman gideceği yer belli, saat belli, kilometre belli. Onun için Spor İstanbul'un bizdeki yeri çok farklı, çok başka. Allah
o şirkette çalışan, emek veren, bizlerin orada çalışmasına vesile olan, bizlere önderlik eden, amirlik eden, katkı sağlayan bütün arkadaşlarımızdan, abilerimizden, büyüklerimizden razı olsun. İnşallah yine bir gün bu şirket aslına rücu eder ve bir şekilde yine bu şirket tüm spor branşlarına, bizim sloganımız da sporun her dalında diye, inşallah yine aynı noktaya gelir diye düşünüyorum. İnşallah, Allah razı olsun. Tabii duyguluyuz. Yani biz orada halen bugün olmuş, halen eleman çıkarıyorlar. Ben her zaman söylüyorum. Ya sporun hani dili, dini, ırkı yoktu. Yazılarımızda da yazdık, Spor İstanbul. Halen devam ediyor. Milli sporcular işine gücüne ediyorlar ama yazık ediyorlar. Yani bu toplumun gerçekten buna layık değil o insanlar. Çünkü bir yerlere taşıdı, dediğiniz gibi çok emek var, çaba var. Evet. Bu çabayı heba etmemek lazım. Rabbim, bilemiyorum yani, Rabbim inşallah bir anda doğruya geliştirir. Allah daha çok bunlara fırsat vermez inşallah. Daha çok insan mağdur olmaz. Amin. Dua edelim inşallah. Dua ile birlikte elimizden ne geliyorsa, tabii fiili dua zamanında i̇nşallah. Geldiği zaman da fiili duamızı da yapacağız yani. Kalbi duamızı şimdi zaten yapıyoruz. Şunu da yeri gelmişken Ahmet Hocam eklemek istiyorum. Tabii buradan konuşmak kolay. Bugün yine Spor AŞ'den, İstanbul Spor AŞ'den işten çıkartılan bir kardeşimizle, arkadaşımızla konuştum. Benim için hiç kolay değildi Erzurum'a gelmek tabii ki. Şartlar farklı. Yani işte başka bir şehir, aile orada, anne baba. En önemlisi o zaten. Memleketimiz olmasına rağmen yeni bir hayat, yeni bir başlangıç. Bu anlamda tabii çok büyük bir karardı. Çok radikal, çok böyle spesifik bir karardı. Çünkü 2014 yılı yeni seçim olmuş. 2019'a kadar belki aynı şekilde devam edecek ama Erzurum'a gelmek isteyen arkadaşlarımız var. Onlarla da konuşuyoruz. Tabii hiç kolay değil. Şunu düşünüyorum ben, bu cümlemi ne olur kimse yanlış anlamasın ama İstanbul Spor AŞ'de çalışan ve bir şekilde Spor AŞ'den kopartılan arkadaşlarımızı ben bilmiyorum, duymadım ama yani birlikte hareket etseler, birlikte olsalar, bir WhatsApp grupları, bir toplantıları, bir platformları, bir Spor AŞ yani çalışanları platformu gibi bir şey olsaydı, birlikte hareket etselerdi, bir yani bunu yine söylüyorum, kimse yanlış anlamasın, belki de yapılıyordur ama bireysel de çok arkadaşımızı duyuyorum. Yani işte hala iş arayan, bir şekilde herhangi bir yerde henüz başlamamış veya başka sektörlere girmiş. İnsanın içi parçalanıyor tabii. 15 yıl tesis müdürlüğü yapmış bir arkadaşımızın, abimizin tabii ki her sektör değerli ama İşte ticaret yapıyor, farklı bir sektöre girmiş veya işte yine sporun içerisinde ama farklı bir yerde. Gerçekten insanın tüyleri diken diken oluyor. Ve ben şuna inanıyorum, 2008'de biz Ağustos ayında başlattık ücretsiz spor projesini. Bu olimpiyatlarda evet çıta biraz yükseldi ama bundan sonraki yıllarda eğer Spor AŞ'nin o altın dönemi, altın jenerasyonu devam etseydi, o deneyimli müdürler, şefler, personeller, yine aynı şekilde devam etseydi, ben Spor AŞ'de şunu hiçbir zaman görmedim. Mesela bir yıl çalışıyoruz, faaliyetler yapıyoruz. Bir sonraki yıl üzerine koyuyorduk biz. Mesela maratonla ilgili ben kendi adıma söyleyeyim. İnanılmaz bir organizasyon. Türkiye'nin en büyük bence spor turizmi olayı, spor organizasyonu olayı. Ve personel mutlu, keyifli. Bir gün önce işte geziyorsunuz parkurları, tatlınızı dağıtıyorsunuz. İşte gece sabaha kadar kimse uyumuyor. Herkes kendi bulunduğu görev alanını terk etmiyor. Organizasyon bitince herkes mutlu bir şekilde evine gidiyor. Sonrasında değerlendirmesini yapıyorsun. Kasım ayında yaptığınız organizasyonun Ocak 1'de çalışmasına başlıyorsunuz. Oturuyoruz. Geçen seneden bu seneye maratona neler kattık? Yeni neler yaptık? Şimdi ben bakıyorum yeni bir şey yok. Ya aynı ya bir geriye dönüyor. Yani bu tabii ki bu işin içerisinde yer alan, birbirinden değerli, kıdemli, bu işin ne olduğunu, maratonun ne olduğunu, nasıl bir organizasyon olduğunu bilen insanların işi. Şimdi tesislerde yaptığımız çalışmalar, yani birçok branşta düzenlenen organizasyonlar. Ben hamdolsun 2014'ten 2021'e son iki seneyi pandemi nedeniyle biraz sıkıntılı geçirsek de 600 organizasyon yapmışız. Her yıl yaklaşık 100'e yakın organizasyon yapmışız. Aynı anda 5 tane 6 tane organizasyon yapılmış. Şimdi bakıyorum ben, burada biz yani küçük bir yapılanmayla bunları yapıyoruz. Ve yaptığımız organizasyonların hepsinin temelinde İstanbul Spor AŞ'de kazandığımız deneyimler ve tecrübeler var.
önü açılsa ve aynı şekilde devam etseydi Spor AŞ bence bakanlığa da, spor bakanlığına da, Türkiye'nin spor teşkilatına, spor geleceğine, olimpiyatlardaki başarı oranına, grafiğine çok ciddi katkılar sağlayacak bir şirketti. Ne diyelim, inşallah tekrar aynı şekilde yöneticiler, idareciler bir çek ederler kendilerini. Gene deneyimli, tecrübeli arkadaşlardan faydalanırlar bu anlamda. Evet, bazen diyor ya, kelimeler hakikaten kifayetsiz kalıyor. Hı. Onunla ilgili çok yazılar yazdık. Hatta Milli Sporcu İBB mağduriyetini devletten öğrendi diye bir yazı yazdık geçen. Evet, köşe evet. Yazımız var, evet, bu arada, evet, Yeni Akif gazetesinde. Evet. Maalesef bu milli sporcumuz kendisi Erzurum'da kamptayken E-Devlet'e giriyor ve işten çıkarıldığını E-Devlet'ten öğreniyor. Alper Demir, milli sporcu, 4,5 yıldır Büyükşehir, evet, Belediyespor'da koşuyor. Bu hocamızı çıkardıkları gibi 30 yaşında, 32 yaşında bayan sporcular falan alıyor. Ya burada ya isimleri peki konuşmak değil de, tabii yani gerekçe... Spor AŞ falan diyoruz, İstanbul Spor AŞ. Dolayısıyla bunlar hakikaten insanları mağdur etmek kimsenin hakkı değil. Rabbim, bilemiyorum, dua ediyoruz yani. Çünkü yazacağımız kadar yazdık zaten. Allah rızası için şeye ırkçılık sokmayın. Yani sporun içerisinde ırkçılık sokmayın. Evet. Bu insanları daha çok mağdur etmeyin. Çünkü burada kamu görevi var. Özel sektör olur. Şirketin zoru, bu adamı çalıştırmayabilirsiniz. İş Spor AŞ şey oldu, programına döndü ama hakikaten, evet, değerimiz büyük. Yani burada bir kan akışı yapıyor. Yara, evet, büyük. Dolayısıyla daha fazla bu kangrene dönüşmemesi lazım. Dileriz şu anda insanlar daha çok mağdur edilmesi. Çünkü, hı, olaya ne bakıyorlar biliyor musun? İdeolojik bakıyorlar. Yani tamamıyla sporla, sporla hiç alakası yok. Çünkü, evet, yapılanları görüyoruz zaten. İşini, hı, yapan insanlar işinden ediyor. Bir de münafıklık yapmayalım. Ya bir insana bir yıl, iki yıl çalışıyorsun, işi öğreniyorsun. Ondan sonra diyorsun, kardeşim sana ihtiyacımız yoktur. Sen burada işte kadroda yeri alamazsın. Hadi güle güle, yeni insanları oraya alın. Yani ben bunu genel müdürün kendisi, yeni insan alabilirsin, yeni tesis yapabilirsin, yeni organizasyon yapabilirsin. Tabii herhalde beceriksizlik, onları beceremedikleri için, bunu yapamadıkları için birilerini, evet, çıkarıyorlar, birilerini alıyorlar. Allah iyisin diyelim abicim, dua edeceğiz. Evet, iyi olur inşallah. Bu kalbi duamız yapacak, yeri geldiği, aynen, zaman fiili dua da inşallah yerine gelir, zamanı gelir. İnşallah. Ahmet Hocam, Allah razı olsun, İstanbul serüvenini de anlattın. Evet. Programın başında güzel bir söz vardır. Hamdım, yandım, piştim. Evet, bir de ekip olma vurgusunu şey yaptım. Tayyip Bey İstanbul'a gittiği zaman, İstanbul'dan Ankara'ya, Büyükşehir Belediyesi'nden Ankara'ya gittiği zaman, o zaman başbakan olarak dediler ki, ya koca İstanbul'u nasıl başardınız? Sağ olsun dedi, benim İstanbul'da ekibim vardı. Ya gerçekten ekip olmak gerçekten çok önemli. Bu, evet, tür konularda da sizi tekrar tebrik ediyorum. O ekipten hocam, kısa bir şey paylaşım, hemen ekleme yapayım, buyurun, İzin verirsen Ahmet abi. Şimdi İstanbul Spor AŞ'de genel müdür olan Mehmet Atalay'ın, Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ayrıldıktan sonra onu da tabii görevden alıyorlar. Cumhurbaşkanımız o zaman başbakan olduğunda Gençlik Spor Genel Müdürü yapıyor Mehmet Atalay'ı. Ekip dediğiniz şey işte. Ve İstanbul Spor AŞ'den çok sayıda yetişen, ben şimdi bakıyorum, Osman Aşkın bak, bakanımız yolu oradan geçmiş. Berat Albayrak yolu Spor AŞ'den geçmiş. İşte Faruk Özak yolu Spor AŞ'den geçmiş. Yani birçok tanıdığımız, bildiğimiz insanların yolu Spor AŞ'den geçmiş. Yani bu anlamda da Cumhurbaşkanımızın bu ekibine vermiş olduğu değeri, Mehmet Atalay o zamanki genel müdürümüz, hem İstanbul Spor AŞ hem de spor genel müdürü, ondan da pay biçebiliriz buna. Önemli. Ekip olabilmek önemli. Orada yine, evet, biz dediğimiz gibi o işten çıkarılanlar, çalışanlar, ekip, her zaman ekip ekiptir. Biz orada olmasak bile ruhumuz yine hala orada. İnşallah yeri ve zamanı geldiği zaman yapacağız. Boş durmayacağız, çalışacağız. Tabii bu ülke i̇nşallah. İç, bu ülke için, inşallah, bu bayrak i̇nşallah. İçin, bu ezan için inşallah. Ahmet Hocam, zaman geçiyor tabii. 45 dakika olmuş da sorularımız, evet, çok. Muhabbet için teşekkür ederim. Katılımcılara da ayrıca teşekkür ediyoruz inşallah. İnşallah. Şimdi bizim bir de ekranı görüyorsunuz. Orada teşekkürler falan geliyor size. Sorular geliyor. Evet. Aralara girip soru cevap verebilirsiniz. Evet. Emeğinize sağlık. Orada kardeşlerimize büyük emekleriniz geçmiş. Hatta akademi hazırlık kurslarındaki öğrencisi olan, diğer kursu da yeni girmiş herhalde. Bu, evet, kardeşlerimize de herhalde pratik yapma şansları da Spor AŞ bünyesinde gerçekleştirirsiniz. İnanıyorum, kanaatindeyim. Yani şimdi Burak Demirci var, yazıyor. Benim özel kalemim Burak. Yıllardır beraberiz. Bir gönül birlikteliğimiz var. Geçtiğimiz hafta da bahsetmiştim işte evlendirdiğimiz arkadaşlardan.
O beden eğitimi hazırlık kursunu daha önce tabii yapıyorlardı ama bizim muhtemizde biz bunu yaptık. Ve çok sayıda kardeşimizin üniversiteli olmasına vesile olduk bu anlamda. Ya benim tek bir amacım şu, ben üniversite okurken çok kıymetli, birbirinden değerli hocalarım hep aynı şekilde bize çalıştığınız kurumlara mutlaka beden eğitimi mezunu dahil edin. Eğer sporun içerisinde çalışıyorsanız. Şimdi ben bakıyorum, tamam bizim mesleğimizin içerisinde mesela il müdürleri vardı bir zamanlar. Örnek veriyorum, işte tapu müdürlüğünden şube müdürü geliyor, gençlik spora il müdürü oluyor. Ben bunun en fazla bakanlığın bundan rahatsız olduğunu ama bir şekilde maalesef önüne geçilemediğini düşünüyorum. Yani şimdi yıllarını spora vermiş, spor yöneticiliği yapmış, bu okuldan mezun olmuş. Yani işte sportif eğitim uzmanı olarak 15 senedir çalışan arkadaşlarımız var. Şimdi yani gençlik spor il müdürlüklerini, ilçe müdürlüklerini bu arkadaşlarımıza vermeyeceksek niye o zaman bu okulları kurduk? Niye bu okullardan bunlar mezun oluyorlar? Ben inanıyorum büyük bir kitle geliyor arkadan. Ama maalesef paramparçayız. Beden eğitimi mezunları, ya bugün hayatın her alanında olması gereken spor diyoruz. Beden eğitimi ders saatleri ortada. Yani bu anlamda parçalanmışlık değil, birliktelikten ancak kuvvet doğar. Yani ben biraz işin diğer tarafına da Erzurum'da biraz daha girdiğim için, biraz daha bu ortamın içerisinde olduğum için şunu görüyorum. Bu yapının içerisine, siyasilerimize, bakanlarımıza, büyüklerimize, meclisimize, meclisteki büyüklerimize, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda görev alan bütün üyelere ulaşamadığımız müddetçe biz havanda su döveriz. Tespitlerimizi öyle bir yapacağız ki ben şimdi bakıyorum spor şurası yapılmış yıllar önce. 4 sene sonra bir daha yapılmış. 4 sene sonra 5 sene sonra bir daha yapılmış. Aynı şeyler 20 senedir konuşuluyor. Daha fazla beden eğitimi mezunlarına istihdam, belediyeler bünyesinde spor müdürlükleri kurulması, gençlik sporda beden eğitimi mezunları dışında personel çalıştırılması, beden eğitimi öğretmenlerinin özlük hakları, işte ders saatlerinin artırılması, işte ek dersler konulması ya da işte özel firmalara, özel şirketlere işte spor konusunda teşvikler verilmesi, personellerine spor yaptırma gibi. Şimdi bakıyoruz değişen hiçbir şey yok. Yani sporu ayrı değerlendirmemiz lazım. Bakın biz bundan yaklaşık birkaç gün önce kapanışını izlediğimiz Tokyo Olimpiyatları değil mi? Bir ulus olarak altın madalya alan bir sporcunun o altın madalyayı alırken bizler milyonlarca insan gözyaşlarıyla izledik. Bir yanda acı çekerken, bir yanda yangınlarla boğuşurken bunlarla işte Türk bayrağının gönderdiği olması, İstiklal Marşı'nın okunması bunlarla gurur duyduk. Ben inanıyorum ki bundan sonra boksta olsun, okçulukta olsun, işte diğer branşlarda olsun geriden gelen sporcuların hepsine müthiş bir örnek oldu bu sporcular. Ama yani 80 milyonluk ülkeyiz, 80 milyonluk ülkeyiz, 108 sporcu gönderiyoruz. Madalya sayımız buna rağmen çok az. Evet, şimdiye kadarki en iyi organizasyonu geçirdik. Ama yani bir ülke katılıyor, bir branşta 5 tane madalya alıyor. Yani tamam, branşlarımızı, spor politikamızı gözden geçirelim. Başarılı olduğumuz branşlara yatırım yapalım. Mesela TOM'lar kuruldu. Bence çok önemli bir proje. Ama biraz içine girdiğiniz zaman oradaki aksaklıkları görünce de içiniz kan ağlıyor. Örnek veriyorum, Erzurum kış memleketi. Tamam kardeşim, buz okeyi, buz pateni, curling, kızak, kayaklı atlama, snowboard, kayaklı koşu, neyse işte kar ve buz sporlarını Erzurum'a bir şekilde verelim. Ama şimdi bakıyoruz, federasyon başkanı başka bir şehirden oluyor. Erzurum'daki organizasyonlar kesiliyor. Erzurum'daki branşın Erzurum'daki faaliyetleri kesiliyor. Neden? Bu işin içerisinde nasıl söyleyeyim, işte şehirleri yarıştırma var. Federasyon seçimleri, federasyonların faaliyetleri. Yani aslında biz birbirimizden kopuk olmasak, bakanlıklarımızla, üniversitemizle, sporun içerisinde yer alan kurum, kuruluşlar, STK'lar hep beraber bir işin içerisinde olsak çok daha farklı şeyler konuşuruz diye düşünüyorum. Evet, işin damarından konuşmak demek bu yani. Ahmet çok Bey. Çok açılmayayım ya, diyorum. Başka yerlere vücutta, gidiyorum. Orada duruyorum. Vücutta kan olmazsa zaten vücudun hareket etme şansı yok. Evet. Bu arada federasyonla seçimlere de geliyor. Dediğiniz evet. Gibi yani her işte federasyon başkanı ülkesine, memleket şehrine daha doğrusu yatırım yapma gayreti, tesis yapma gayreti. Bu arada inşallah sizler de görürüz yani. Öyle bir niyetiniz
Çünkü kış olimpiyatlarına şu anda Erzurum'dan daha çok sporcu gitmiyor. Evet, Aynı evet. zamanda bu tür sporların faaliyetlerinde de çok aktifsiniz. Altyapılarınız da çok geniş. Ya Evet. hep diyoruz ya, Cumhurbaşkanımız da vurguluyor ya, liyakat ve ehliyet. Bir de şuradan şunu söylüyorum, yine spor AŞ'ye döneceğiz de buradan sesleniyorum ben, sürekli de yazdık çizdik. Ya bu tecrübeli, liyakat ehliyetli arkadaşlar, merkezi, yerel yönetimler, artı belediyeler, nerelere kimler varsa bu mağdur olan arkadaşlarımızı gerçekten çok tecrübeli insanlar. Alsınlar kadrolarına, bu insanlardan faydalansınlar. Buradan da bir mesaj Evet. olsun inşallah. Ben şehirlerin spor AŞ benzeri yapılanma içerisinde olan veya düşünen şehirlerle konuşuyoruz. Mesela Trabzon bunu düşünüyordu. Geçen sene Trabzon Büyükşehir Belediye hem başkanla hem genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı var. Onlarla ben bütün deneyimlerimizi aktardık. Neler yapıyoruz onları aktardık. Bir kere şunu söylemek istiyorum. Yani ben tamam spor AŞ'de çalıştım 7 sene ama işin hiç yani birinci kattan aşağıya bakmakla işte çatıdan bakmak veya işte yerde olmakla yukarıda olmak arasında çok fark var. Olaylara daha tepeden bakmak. Mesela örnek veriyorum. Ben bir spor organizasyonu yapacağım zaman başkanıma bir dosya hazırlayıp başkanım ben Erzurum'da maraton düzenlemek istiyorum. Neden düzenlemek istiyorsun? Başkanım Erzurum yüksek rakım 1800 rakım işte maraton dediğimiz şey çok büyük çapta bir organizasyon. İstanbul'dan biliyoruz. Türkiye maratonlara yabancı değil. Erzurum'un tanıtımı için maraton çok önemli. Çünkü bir parkur yapıyorsunuz. Şehrin tüm tarihi noktalarından geçiyor. Bu arada Abdülkadir Yeşilyurt şu anda da yayında dinliyor bizi. Çok kıymetli, çok değerli. 2015'te tanıştık. Erzurum'a geldi. Hadi maraton yapıyoruz dedik. Bütün olumsuzlukları bir kenara bıraktık. Erzurum tarihinde 2 yıl üst üste Nene Hatun yarı maratonu yaptık. Ben bir arama geldi ama çok ciddi manada eleştirildik ama sonunda insanlar şunu gördüler. Evet, çok güzel bir organizasyon. Ya 18 ülkeden 2000'e yakın insan Erzurum'a geldi. Bunun yaklaşık 1500 tanesi, 1600 tanesi yerli sporcular. Ve herkes hala daha bizi arıyor. Ya neden işte maratonu tekrar yapalım, bir daha yapalım, işte neden durdurdunuz, neden yapmıyorsunuz falan diye. Böyle bir organizasyonu biz bu şehre kazandırdık. Çok büyük, çok devasa bir organizasyon. Şimdi sonra diğer şehirler bizi aradı. Ya işte nasıl bir şey izlediniz, nasıl bir yol izlediniz? Aynı şekilde Erzurum'u örnek alarak Nevşehir bir spor turizm AŞ kurdu. Bilmiyorum biliyor musunuz? İşte Kayseri'de bir spor AŞ var. Gönül ister ki benim oradaki Trabzonlu, Rizeli arkadaşlarım, işte Kayseri'de olduğu gibi işte Malatyalı arkadaşım gitsin Malatya Belediyesi'ne. Bakın böyle bir yapı var. Ben buradan tecrübeliyim, deneyimliyim. Gelin bu bünyede de böyle bir şirket kuralım. Bu anlamda da arkadaşlarımıza bir şey olsun, mesaj olsun. Çünkü ben belediyeden daha bağımsız bir şekilde, rahat bir şekilde, esneme rahatlığında her şeyi yapıyorum. Belediyenin tüm tesislerin işletimi bizde. İşletmesini biz yapıyoruz. Aynı şekilde belediye adına tüm spor organizasyonlarını biz yapıyoruz. Kimle yapıyoruz? Sporun içerisinde olan insanlarla, sporun paydaşlarıyla. Önemli. Ahmet Bey, Adem Sever yanımızda. Organizasyon dedin de organizatör kendisi. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Bunun manası önemli diyor. Anlayana Evet, tabii. çok Adem kıymetli kardeşime de selam kardeşimiz. olsun. Evet, onunla da Diğer sürekli katılımcılara da görüşürüz. selam olsun. Şimdi Evet. Ahmet Bey, Spor AŞ gerçekten dediniz ya, Nevşehir Spor AŞ kurdu. Siz de herhalde bu tür konularda öncülük yapacaksınız. Bu tür Evet. konular. Şimdi ben size bir şey daha, bir örnek daha vereyim. İlçe belediyelerde spor müdürlükleri yoktu. 2013 yılında Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreterleri röportaj yaptığımızda YouTube'da da var. Dedik ki, ya ilçelerde niye belediyeler şey yok, spor müdürlükleri yok? Ya dedik ki, onunla ilgili çalışma yok. Ya sonradan çıkardılar 2000 spor başkenti ile ilgili programlar yaparken. Ve şu anda ilçelerde de spor müdürlüğü var. Evet. Yani deneme yanılmayla değil de bu işin tecrübeli insanlar. Hatta şimdi size söyleyeyim, mesela bu da bir oluşum olabilir, belki düşündünüz. Belediyeler Birliği diye bir şey var, bölgesel. Evet, Siz evet, de evet. spor AŞ birliği kurabilirsiniz belediyeler arasında. Dediğiniz gibi bu organizasyonları, bu tür şeyleri, bilgi paylaşımlarını çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Sizin öncülüğünüzde ve büyük bir katkısı olur. Evet. Tebrik ediyorum ben. Gerçekten Evet. güzel.
Şimdi Fatih Güven var yayında. O da kardeşimiz. Benim beraber üniversitede ev arkadaşım. Şimdi Gençlik Spor Bakanlığı'nda. 10 yıldan fazladır Gençlik Spor Bakanlığı'nda. Şu anda Avcılar ilçe spor müdürü. Yakın zamanda oldu. Ben onun heyecanını görünce diyorum ki ya bu kurumda Fatih Güven gibi onlarca yüzlerce arkadaşımız var. Neden farklı kurumlardan getirip ilçe müdürü yapıyoruz? Yani birisi bunun cevabını versin. Neden farklı kurumlardan, farklı meslek gruplarından? Şu olabilir, örnek veriyorum. Su ürünleri mezunudur ama milli sporcudur. Sporcu olmuştur, antrenör olmuştur, idareci olmuştur, bir şekilde sporun içerisinde olmuştur. Tamam, su ürünleri mezun. Ama şimdi sporun hiçbir şekilde kenarından, köşesinden geçmemiş adamı sen getirip sporun içerisinde müdür yapıyorsun, ilçe müdürü yapıyorsun, il müdürü yapıyorsun. Buna çok ciddi şekilde, topyekün bir şekilde bir şey yapmamız lazım. Ben eskiden bu konuda çok eleştiriler olduğu zaman çok şey yapmıyordum ama özellikle bakanlığımızın bünyesinde birbirinden değerli, kıymetli, pırıl pırıl arkadaşlarımızı görünce diyorum ki ya neden diyorum ya, neden? Şimdi Fatih Avcılar'dan. Her gün konuşuyoruz. Abi şöyle bir şey yapıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, şunu yapacağız. Kaymakam Bey'le görüştük, şöyle bir projemiz var. Ya heyecanını görünce mutlu oluyorum yani. Şimdi ben Erzurum'dan örnek vereyim. Benim 30 tane beden eğitimi mezunu arkadaşım var. Yazın yaz spor okullarında, kışın kış spor okullarında birbirinden değerli beden eğitimi mezunu, alanında uzman eğitmen kardeşlerim var. Şu an benden beraber çalışan arkadaşlar, inanır mısın Ahmet abi? Hepsi bir il belediyesinde spor müdürü olacak kadar sporu öğrendiler. Çünkü neyi nasıl yapacağımızı biliyoruz. Bir organizasyon yapacağız. Nereden başlarız? Hangi kurumlarla işbirliği yaparız? Organizasyonun tanıtımını nasıl yaparız? Organizasyonun içeriğini nasıl zenginleştiririz? Buradan kurumumuzu, şehrimizi, katılımcılarımızı ne kadar daha fazla doldurabiliriz, doyurabiliriz? Bunu artık öğrendiler. Ya bu bizim Spor AŞ'den öğrendiğimiz şeyler. Yine aynı şekilde söylüyorum. Bakanlık için de yol haritası aslında çok belli. Çok belli. Üniversitelerde beden eğitim bölümlerinde hocalarımız anlatıyorlar neyin nasıl olması gerektiğini. Bir giriyoruz işin içerisine. Birbirinden çok farklı. Ve iki taraf da hep birbirine düşman. Hep bir hamaset, hep bir hamaset. Ya diyorum ki ya bu ikisi birbirini destekleyen şeyler. Örnek veriyorum. Ben spor yöneticiliği dersi aldım. Gerçek hayattaki spor yöneticiliği öyle değil. Gerçekten öyle değil. Yani bugün ben bir şey daha söyleyeyim. Erzurum Spor Kulübü'nde as başkanlık görevimiz var dedik ama birçok aşama var kulüp içerisinde. Hemen her noktaya yetişmeye çalışıyor. İşte taraftardı, medyaydı, işte kulübün sponsorluk kısmıydı, kurumlarla ilişkilerdi, federasyondu, bakanlıktı, spor totoydu, TFF'ydi, MHK'ydı. Ya dünden beri görüşmediğimiz kimse kalmadı. Bir sıkıntılı işimiz vardı. İşte transfer, bir oyuncunun parası ödenemiyor, işte 2 yıl geçiyor. Erzurumspor kısmında girecektim ama yeri gelmişken söyleyeyim. Dün gece saat 1:17 geçe FIFA'dan bize transfer yasağınız kalkmıştır diye mail geldi. Transfer yasağına gerekçe olan oyuncunun ayağına 1 dakika bile top değmemiş. Ve yaklaşık 7 milyon lira paradan bahsediyoruz. Şimdi spor yöneticiliği dediğimiz şey aslında çok boyutlu. İşte ben bu deneyimleri kazanıyorum. Bu işin içerisindeyim yani. Şimdi ben buradan ayrıldıktan sonra başka bir arkadaş gelecek, bismillah yeniden başlayacak. O ayrılacak, başkası gelecek, o da yeniden başlayacak. Ya bunun okulu var, bunun eğitimi var. Yani buradan bir şekilde beslenebilirsek aslında çok farklı yerlere gidebiliriz. Bir federasyon düşünün, futbol federasyonu. Tabii kurulları var içerisinde. İşte merkez hakem kurulu var, disiplin kurulu var, tahkim kurulu var, UÇK'sı var vesaire falan. Bakıyoruz avukat, spor hukukçusu ama sporu bilmiyor. Veya ne bileyim işte gözlemci geliyor maça. Sporla hiçbir alakası yok, futbolla hiçbir alakası yok. Ya tonlarca beden eğitim mezunu var. O bölümlerde hakemlikle ilgili, gözlemcilikle ilgili, temsilcilikle ilgili... İşte ne bileyim hukuk bölümlerinde, işte beden eğitimi bölümlerinden mezun olup hukuk bölümlerinde master, doktora yapıp bir şekilde UÇK'larda, tahkim kurullarında olması gerekiyor bizim arkadaşlarımız.
Yoksa yani biz kendi alanımızda, kendi personelim, kendi arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı yetiştirip işte kimisi ilaç mümessili oluyor. İşte kimisi özel sektöre giriyor. Kimisi işte başka bir kurumda başka bir görev yapıyor. İnşallah güzel olacak, iyi olacak. İnşallah hocam. Şimdi Ahmet Bey, bu çok güzel şeylere değindiniz. Ben size bir şey söyleyeyim. Hatta şey dedik ki, olimpiyatlarda biz neden 35. olduk, neden başarılı olmadık? Ya işte reçetede yazan şeyler, başarısız şeylerden siz anlatıyorsunuz. Yani siz işine, ehlini, işi kişiye vermezseniz ne olacak? Olacağı bu yani. Yok, Allah aşkına, evet. Yani bir daha bir yerleri bir daha fethetmenin, bir daha düşünmenin, bir daha deneme yanılmayla gitmenin bir anlamı yok ki. Spor AŞ'den bahsediyoruz burada. Arkadaşların emekleri çok fazla. Hepsine de derdim ya, sizin hakkınız bir yerlere gidip müdürlük yapmak hakikaten. Kesinlikle. Ya biz Spor AŞ'nin bir tesisinde 3000 tane üye var ya. Gündeki sirkülasyon, yani aylık binlerce, on binlerce sirkülasyon var. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir ilçede kaç tane şey var? Bir ilçenin nüfusu kadar sirkülasyon, üye sirkülasyonu var yani. Ve günde yani yaklaşık... Bunu yaşamamış, evet, günde bunu yaşamamış bir insanları. Evet. Evet, buyurun buyurun. Bunu yaşamamış bir insanlar. Ben devletteydim, istifa ettim. Niçin istifa ettim? Hiç soran var mı? Ya bir gün de çağırın yani. Bugün istifa ettik çünkü heyecanım bitti. Bir abimiz dedi ki 5 yılda bir kanadını kırarlar. 5 yılda da bir kanadını kırarlar. Artık sen uçmayı unutursun yani. Ben 8 evet. yıl, 6 yıl devlette Genç Spor Genel Müdürlüğü, İstanbul İl Müdürlüğü. En son Spor AŞ'ye gittik. Niçin gittik? Dedik ki heyecan. Heyecan büyük işlerin kanatlarıdır. Yani biz de heyecan duymadığımız insanlarla program yapmayız. Heyecan duymadığımız insanlarla şey yapmayız yani, konuşmayız bile. Evet. Neticeye gitmek lazım. Sonuca evet. gitmek lazım. Herkes ben, söylüyor. Diyor ki işte kişinin aynası, lafa bakılma. Yani siz yaptığınız şeyleri anlatıyorsunuz. Bak, düşünceleriniz öyle. Değil, yaptığınız. Aynen öyle. Ya bir aynen. gün sizi dediler mi Ahmet Bey, gel bakalım. 7 senedir İstanbul Spor AŞ'nin başındasınız. Ya bu işin nasıl, gerçi olanlar var, onları tebrik ediyorum. Ya gidin danışın. Spor Genel Müdürlüğü'nün komisyonuna gerekirse Ahmet Bey'i çağırın. Marmara şey Belediyeler Birliği var, Ahmet Bey'i çağırın. Değil mi? Bir evet. söyleyin. Evet. Artı bir de şuradan çağrım var benim. Rica ediyorum ya, kanunlar, yasalar, devlet, hükümet ne varsa size yetki vermiş yani. Onlardan da bahsedeceğiz. Yani yetkileriniz evet. var sizin. Evet. İşte 5000 kaç, 5393, 5216... Ya evet. yetki veriyor. Her türlü yatırım yapabilirsiniz. Her türlü tabii, organizasyon tabii, yapabilirsiniz. Tabii tabii tabii. Allah aşkına yapın yani. Sonuçta devlet sizden bekliyor. Sizin göreviniz o. Evet. Ahmet Bey, teşekkür ederim. Şimdi biz Erzurum Spor'a gelelim. Sporun yaygınlaşma ve başarılı sporcuların yetişmesi için merkezi yerel yönetimden görevler düşüyor diyoruz. Yasalarla, kanunlarla da bu çok güzel bir dizayn edilmiş yani. Ama şu da var yani. Diyor ki sizin anlattıklarınız karşıdaki kişinin anlayacağı kadardır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerinden bahseder misin demeden önce Mehmet Sekmen diye bir başkanımız var. 30 Mart evet. 2014'te göreve gelmiş. 31 Mart 2019'da ikinci döneme gelmiş. Kartal Spor'un altyapısını kurarak aynı zamanda ikincilik kulüpler birliği başkanlığı yapmış. Aynı zamanda üçüncülükten olan bir Erzurum Spor'u Süper Lig'e kadar taşımış. Orada da sizin önemli katkılarınız var. Herhalde sporun içinden gelmiş, spora büyük katkısı olan başkanlarla çalışmakta evet. bir avantaj oluyor. Allah evet. herkese nasip etmiş, herkese senin gibi de genel müdür nasip etsin yani. Onunla ilgili neler diyeceksiniz? Şimdi tabii çok ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Ben başkanımızı İstanbul'dan tanıyordum ama böyle bir teşviki mesaimiz olmamıştı. 31 Mart 2014 seçimlerinden sonra Nisan ayı gibi bir hayırlı olsuna geldik Erzurumlu birkaç arkadaşımızla. Başkanımıza da ben İstanbul Spor AŞ'de çalıştığımı, orada deneyimlerimiz olduğunu, bu anlamda da Erzurum bizim memleketimiz, ne yapmamız gerekiyorsa biz bir şekilde sizin uhdenizde çalışmak istiyoruz dedim. Yani hani personel olarak Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne gelme anlamında değil. Yani emrinizdeyiz, biz İstanbul Spor AŞ'deyiz. Aradan bir iki ay geçti işte, sağ olsun bu arada da çok kıymetli insanlar var o bağlantıları sağlayan. Bir telefon geldi, işte Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey işte görüşmek istiyor falan. Neyse, İstanbul'da da çok defa hani bulunduğu ortamlarda biz de bulunduk. Ama işte Erzurum'a davet ettiler. Erzurum'a gittik. Başkanımızın önüne CV'yi koyduk. Başkanım, biz böyle böyle böyle. Ben dedi Erzurum'da dedi İstanbul'daki gibi dedi bir yapı kuracağım dedi. Belediyenin bünyesinde spor müdürlüğü. Aynı şekilde de bir spor AŞ türü yapılanma ve biz spor tesisleri yapacağız.
bu tesisler bu halka hizmet edecek dedi. Ya şimdi ben üniversitede bir hocamız vardı, kulakları çınlasın. Bize spor teşkilat dersimiz vardı, yönetim ve teşkilat. Orada bir soru sordu. Tek puanlık, yani tek soruluk 100 puanlık bir soru. Herhangi bir kurumun başında olsaydınız, işte örnek veriyorum, Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürü ya da işte Malatya Belediyesi Spor Müdürü, nasıl bir oluşum yapardınız ve nasıl bir faaliyet planı programı yapardınız ve neler yapardınız diye. 2006 yılında sorulan sorunun karşılığında ben 2014 yılında İstanbul Spor AŞ'nin kurulması noktasında o sorunun sanki işte karşımıza çıkacağı malum olmuş. Bir yapı kurduk. Allah'a şükürler olsun, şirketin logosu, ana sözleşmesi, faaliyet planlaması, stratejik planı, web sayfası, bütün her şey bize nasip oldu. Yani logoyu belirlemek, o kurumsal kimliği oturtturmak, Spor AŞ ne yapar, neler yapar? Daha önce yok çünkü. İnsanlara anlatıyoruz. Bakın bizim amacımız bu. Sen şirketsin, ne kazanacaksın? Halkın sevgisini kazanacağız. Çocuklar spor yapacaklar, belediye başkanımıza ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür edecekler. Çocuklar spor yapacaklar, yıllar sonra diyecekler ki biz belediyenin ücretsiz yüzme kursunda yüzme öğrendik. Ben Erzurum Spor'un, Spor AŞ'nin futbol kursuna gittim, futbol öğrendim. Basketbol kursuna gittim, basketbol öğrendim. Velhasıl Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız, Samandıra'nın kurucu belediye başkanı, sonrasında iki dönem Kartal, sonra da iki dönem milletvekilliği var. Kartal Belediye Başkanlığı, Kartal Spor Kulübü'nün başkanlığı, Kulüpler Birliği Başkanlığı, Volkan Demirel, Egemen Korkmaz, Olcan Adın, Servet Çetin, Erman Özgür gibi milli takımlarda ve birçok büyük takımlarda oynamış futbolcuların altyapıdan yetişmesine vesile olan bir başkan. Futbola inanılmaz derecede hani şehir ilgi gösterdiği için ilgi gösteren, seven ve bu anlamda da futbolu da çok iyi bildiğini gördüğümüz, müşahede ettiğimiz ve futbolun içerisinde bugün hep şikayet ettiğimiz noktaların olmaması gerektiğini bizimle beraber bunun mücadelesini veren. Mesela bir maçta bir olay yaşıyoruz. Biz anlamıyoruz ne olduğunu. Yani işte o an şey yapamıyor. O diyor ki şundan dolayı olmuştur. Bir ay sonra, üç ay sonra, iki, yani bir sene sonra onun dediği çıkıyor. Mesela bir oyuncu ile ilgili bir şey söylüyor. Devre arası transfer döneminde bakıyoruz, oyuncu o takıma transfer olmuş. Yani sıkıntılı bir konu diyelim mesela. Veya işte şehrin ilgisi var spora. Ben şunu söyleyeyim. Erzurum'a 2015 yılında, 2014 yılında gelip 2015-2016 sezonuyla beraber Erzurum Spor Kulübü'nü, Büyükşehir Belediyesi'ydi, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor yaptık biz onun ismini, uhdesini alan Mehmet Sekmen Başkan bir önceki Erzurum Spor Kulübü'nden dolayı en az 3 milyon lira diye ben söyleyeyim. Aslında daha fazla ama yapılandırarak 3 milyona düşüyor. Eski yöneticilerin içlerinde memurlar var, gazeteciler var. Evlerine 300 bin lira, 500 bin lira haciz gelen insanlar var. Onlarca insanın üzerinden hacizi kaldırıyor. Erzurum Spor Kulübü'nü 3. Lig'den 2. Lig'e, 2'den 1'e, 1'den Süper Lig'e çıkmasında mihmandarlık yapıyor onursal başkan olarak. 5 yıldızlı bir tesis kazandırıyor. Alttan ısıtmalı antrenman sahası kazandırıyor. Palandöken eteklerinde yüksek irtifa kamp merkezini kazandırıyor. Bu sene 60'a yakın takım geldi, 7 Süper Lig takımı geldi. Zamanında bize dediler ki işte Erzurum'un milyonlarını, işte şehrin parasını daha yatırıyorsunuz falan filan. Bugün Erzurum kamp olayında bir numara Türkiye'de. Diğer kamp merkezlerine tabii saygı duyuyoruz. 2 tane saha yapıyorlar, kamp merkezi diyorlar. Şehirde 20 tane futbol sahası var. Bugün Türkiye'de 20 tane futbol sahası olan başka bir şehir yok. İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i, onları bilmiyorum. Yani 20 tane antrenman yapmak için bir sahanın olduğu bir şehir bilmiyorum. Ve 20'si de bize da yazın ortasında 20 derecede, 15 derecede tis yok, haşere sıkıntısı yok, nem yok, yağmur yok. Tamamen ya konforlu bir şekilde otellerin dibinde kamp merkezi. Ha burada şu, bunun da şöyle bir önemi var. Futbola ve spora verdiği değerin yanında başkanımızın, bizim otellerimiz kış otelleri, kayak otelleri. Kışın açılıyor. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, sonra yatış.
personeli işten çıkartıyorlar. Şehirden malzeme almıyorlar vesaire. Şimdi 12 ay boyunca oteller çalışıyor ve kıştan daha fazla yazın geceleme oluyor. Şimdi dağdaydım, yukarıdaydım biraz önce. İşte Erzincan Spor burada, işte gene işte Hekimoğlu Trabzon burada. Yaklaşık 60-65 tane takım kamp yaptı. İşte Konya geldi, Rize geldi, Giresun geldi, Hatay geldi, Antalya geldi. İşte işte 7 tane Süper Lig takımından bahsediyoruz. Ve 2 kampını da burada yaptılar. Şimdi Slovenya'ya kampa gidiyorlar, Avusturya'ya kampa gidiyorlar. Ya onların oraya kampa verdikleri parayla, oradaki kamp parasıyla burada 5 sene kamp yaparlar Erzurum'da. Sahaların zaten bir bedeli yok. Sadece otel masrafları var. Ya bu anlamda şehirde bir karakucak güreşlerinde marka bir şehir Erzurum. Bir güreş sahası, bir golf sahası, bir yeni bir spor salonu, modüler yüzme havuzu 2 tane, kapalı tenis kortu, 6 tane açık tenis kortu, işte ne bileyim kapalı bir halı saha, antrenman sahaları. Yaklaşık 20'ye yakında tesis kazandırdı. Yani bunların hepsini tabii bizler sürekli başkanımızı şey yapıyoruz. Hani istişare ediyoruz bu konularda. Başkanım yaz spor okulları yapacağız. 10 branş düşünüyoruz. 5000 çocuk düşünüyoruz. 20 branş olsun, 10.000 çocuk olsun. Başkanım işte kış spor okulları düşünüyoruz da işte malzeme noktasında sıkıntımız var. 5000 çocuk düşünüyoruz. Hayır, 15.000 çocuk olsun. Özellikle kışın hayatında belki hiç kayak yapamayacak. Özellikle yoksul bölgelerden çocuklarımızı İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde organize bir şekilde okullarından alıyoruz, getiriyoruz. Bir hafta boyunca günde yaklaşık 400 tane çocuğumuzu bir hafta boyunca aynı çocuklar gelecek şekilde haftada 400, ayda 1600, 3 ayda 4800, işte sömestrde veya diğer zamanlarda kattığın zaman 5000 çocuğumuza temel kayak eğitimi veriyoruz. Türkiye'nin değil, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir proje yok. Kayak takımı, kaskı, gözlüğü, eldiveni, salopeti, her şey tamamen belediye tarafından karşılanıyor. Ve bakıyorum ben, çok büyük takdir edilmesi gereken bir şey. Ya kimseden teşekkür falan beklemiyoruz ama özellikle Kayak Federasyonu'nun bu işe kaynak bütçe ayırması lazım. Spor Bakanlığı'nın bütçe ayırması lazım. Ya babası, amcası, dayısı, teyzesi, halası diyor ki ben Palandöken'e çıkmadım ama benim çocuğum kayak yapıyor diyor. Ya bunların hepsi vizyondur. Bunların hepsi geleceği görmedir. Yine aynı şekilde başkanımız hala da istişare halindeyiz. Yine Erzurum Spor söz konusu veya diğer branşlar, diğer kulübümüz söz konusu olduğunda musluk sonuna kadar açık, hamdolsun. Evet. Hocam bilmiyorum yani, daha söyleyecek bir şey kalmadı ki yani, maşallah özetledin. Bir de heyecanlandırıcı şeyler. Ben size bir örnek vereyim hocam. Şimdi Afaki tabii geçmiş günlerde 2011 olması lazım. Üniversite oyunları vardı, kış oyunları. Biz Erzurum'a gittiğimiz zaman yeni tesisler de yapılmış. Curling salonu vardı. Curling salonu o zamandı, tarihte biraz yanılabilirim de, ama uluslararası bir organizasyonda. Hiç unutmam, kapının önünde çocuklar vardı, küçük küçük. Çocuklar buzda kaymaya çalışıyordular. İçeride de curling vardı. Evet. Uluslararası yurt dışından çocuklar gelmişti. O çocuklarla hatta bir hatıra fotoğrafı çevirmiştik. Dedik ki inşallah bu tesisler ileride içeride şampiyon sporcuları, sizin gibi şampiyon sporcuları yetiştirir. Evet, bir zamanlar hep tribündeydik. Sahada olmak başka bir olay. Her zaman evet. Söylüyoruz. Yani gerçekten o çocuklar bugün dediniz ya. Ya anne baba belki de hayatını hiç görmemiş ama çocuklar, o bir kültür işte. O çocuklar kalkıp başka bir çocuğu yetiştirecek. Gerçekten çok duygulandırıcı, çok daha heyecan verici şeyler bunlar. Artı evet. Yüksek İttifak Kamp Merkezi'nden bahsettiniz. Hep yurt dışı derdiniz. Ben hiç unutmam. Yani bütçenin yarısı yurt dışına giderdi. Yurt dışında atla oraya gelen, yani şimdi futbolu da iyi kötü takip ediyoruz. Kamp yapan takımlar bile kendi aralarında kamp yapardı. Antalya derdi. Kışın Antalya'ya gidin. Yazın Erzurum'a gidin. Ya spor turizmi diye bir olay var yani gerçekten. Bunlar örnek yatırımlar. Gerçekten tebrik ederiz. Darısı diğer yerlere. Kayseri, Erciyes'e, Güneydoğu'da daha sonra Palandöken dediniz. Diğer tarafta başka yerlerimiz de var. Rakımları evet. Yüksek yerler. Oralar evet. Demek ki yaz kış buralar dolar taşır. Ama neyle? Emsal teşkil eden sizin gibi projelerin yaygınlaşmasıyla, Allah evet. Rızası için onu diyorum. Ya bu tür yayınları insanlar, sizin gibi değerli insanlar biraz kulak versin, bir hassasiyet versin. Vermezse de biz zaman zaman bunları hatırlatacağız. Yapılacak bir şey yok. Evet. Çünkü bu memleketin parası çarçur olmasın. Gerçekten tebrik ediyorum. Ben soracağım şeyleri aslında siz çok güzel evet. Özetlediniz.
Bir de hocam Ahmet hocam devam edelim de Erzurum olarak 2011 Dünya Üniversitesi Kış Oyunları, 2017 Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatları Festivalleri var. Bu organizasyonun ev sahipliği yaptınız. Genel herhalde bu organizasyon sadece bir yerin veya işte yüksek irtifa kamp merkezinde takımları ağırlıyorsunuz. Sadece kültürünü tanıtmak, ekonomisini canlandırmak, daha çok açıdan şehre büyük katkılar olmaktadır değil mi? Onunla ilgili neler demek evet. istersiniz? Ahmet hocam az önce curling ile ilgili kardeşlerimizden bahsettiniz. Allah nasip etti. O zaman ben de bir dosya hazırladım. O zamanki genel müdürümüz Alpaslan Bey'e Erzurumlu olarak. Dedim ki genel müdürüm dedim Erzurum'da böylesine uluslararası bir organizasyon var. Bu organizasyona bizim spor aşı olarak dahil olmamız lazım. Katılmamız lazım. Kendisi bu anlamda çok ileri görüşlüydü. Yani hemen program yaptık. Hızlı bir şekilde hatta Arif kardeşimizle beraber Spor AŞ'den programı yaptık. Ben mihmandarlığı ben yaptım. Yani 20'şer kişilik gruplar halinde 7 grup yaptık. Ben o zaman Erzurum'da değildim, İstanbul'daydım. 2011 organizasyondan bahsediyorum. Bir grup geliyordu sabahleyin. Akşama kadar işte tesisler, şehir gezisi. Bir gün sonra aynı şekilde akşam onları uğurluyorduk. Diğer grubu alıyorduk. Böyle böyle 7 grup yaptık. 20'şer kişi 140 arkadaşımız geldi. Tüm tesis müdürleri, müdür yardımcıları. Yine genel müdürlükten de arkadaşlarımız. Çok olağanüstü bir deneyimdi. Tabii ben de o zaman Erzurumlu olarak Erzurum'a Spor AŞ'den gelmiştim. Şimdi o günleri de bazen buradaki arkadaşlarla tekrar yad ediyoruz. Havuz başında kutu kolayı ezip buz okeyi sopalarıyla çocuklar oynuyorlardı. O çocuklardan buz okeyi milli takımına kadar yükselen bizim de branşımız var, buz okeyi branşı. Oradaki çocuklar var. Ve gidip tesisin önünde o bahsettiğiniz gibi işte veya tribünlerde bunu izleyip sporcu olan var. Hatta bizim belediyemizde bir Makine Ekmal Daire Başkanımız var. Onun üniversiteyatta organizasyonda görevli. Yani işin teknik kısmında görevli. Çocuklar babalarının yanına gidip geliyorlar. Görüyorlar. O çocuklardan bir tanesi kayakla atlamacı. Bir tanesi alp disiplini sporcusu. Bir tanesi de snowboardçu. Yani babası o organizasyonda görev almasa o üç tane çocuk da o spor branşını değil sporcu olmak belki de yapmayacaklar. Ama babanın ileri görüşlüğü, çocukların isteği azmi. Babası diyordu ki arkamı dönüyorum, bakıyordum kayakla atlamaya gitmişler. Ve korkuyorduk hani işte spor olarak. Şimdi bugün o çocuk burada antrenör olarak sporcu yetiştiriyor. Tabii ki bu tesisler çok önemli. Birbirinden değerli, kıymetli tesisler var. Bize Allah 2017 yılında EOF organizasyonunu da düzenlemeyi nasip etti. Bence çok büyük bir organizasyon. İçinde de olimpiyat geçiyor. 2020 yaz olimpiyat oyunları adaylığı noktasında İstanbul'da bir çalışma grubu kurulmuştu. Bizler de kenarından, köşesinden o ekibin içerisindeydik. 2013 yılında hatta Sultanahmet Meydanı'nda açıklanmıştı. İşte oyunları Tokyo'nun kazandığı. Madrid, İstanbul, Tokyo finale kalmıştı. Bu kırıntıları, o gün yaşadıklarımızı ben Erzurum'da 2026 kış olimpiyatları adaylık sürecinde bu işi şehirde takip eden 3 kişiden biri olarak bakanlık yetkilisi arkadaşımız da, hatta Ozan Bey bakanlıktandı. Burada da bir akademisyen arkadaşımız vardı. Allah bana yine 2026 kış olimpiyatları adaylık sürecinde, Erzurum'un aday adaylığı sürecinde şehrin tanıtımı için, şehrin neden bu organizasyonu alması gerekiyor noktasında dosyalar, sunumlar hazırlamayı, bunu Olimpiyat Komitesi'nin merkezi İsviçre'ye giderek bizzat Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı'nın da katıldığı bir toplantıda bunları sunmayı nasip etti. Bu çok büyük bir deney. Yani İstanbul'daki o hayal kırıklığını ama her şeye rağmen o inanç, o çalışma, o tecrübe bana Erzurum'da 2026 noktasında böyle bir şey kazandırdı. Ve bir şehir nasıl bir rota izlemeli? Bir olimpiyat adaylığı nasıl kazanılıyor? Veya bu konuyla alakalı nasıl bir çalışma yürütülüyor? Ben örnek veriyorum. İnternette o zaman en fazla aranan kelimelerden bir tanesiydi Erzurum. Bakın olimpiyat düzenlemedik. Aday da olmadık ama aday adayıydık.
Nereden çıktı Erzurum diye insanlar aradılar. Evet, bu şehir Türkiye'nin doğusunda bulunan, İstanbul'a 2 saat, Ankara'ya 1 saat mesafede, havaalanı trafiği çok rahat, uluslararası bir lokasyon, kar kalitesi çok fazla. Uhdesinde buz hokeyi, buz pateni, curling, kayakla atlama ve bünyesinde 2 tane dağ, konaklı ve palandöken kayak tesisleri olan bir şehirden bahsediyoruz. Ve şehirde ekonomik hayatın İstanbul'a göre veya diğer büyük şehirlere göre daha ucuz ve uygun olduğu, işte bir organizasyon düzenliyorsunuz, bir kafile gelip otelde kalacak. İstanbul'da, Antalya'dakinden daha da uyguna kalacak. Hastanesi zaten başlı başına bütün bölgeye hizmet eden bir hastane. Ulaşım aksı çok rahat. Bütün tesisler birbirine 500 metre, 300 metre mesafede. Bu tesislerin hepsi 2011 yılında yapılmış. 2011 üniversitede ev sahipliği yapmış. Bir stadı var. Açılış kapanış törenlerinin yapılacağı. Demiryolu ulaşımı var vesaire. Yani bütün bunların hepsi Erzurum'un artıları. Ve 2011'den sonra 2017 biraz böyle, o zaman organizasyonu yani biraz da bizim canımızı sıktılar. Biraz da üzüldük. Biraz böyle bütçesi düşürüldü organizasyonun. Ben açılış, kapanış ve seremoniler direktörü olarak görev yaptım. Bütün personelimle beraber ben o organizasyonda bakanlığımıza yardımcı olduk, katkı sağladık. Belediye başkanımız tüm belediye imkanlarını bu organizasyon için seferber etti. Tüm personelimiz, mesela ulaşım direktörü benim ulaşım daire başkanımdı belediyemde. Aynı şekilde işte ben seremoniler direktörü, madalyalar ve -20'de, -25'te kardeşlerimizle, gönüllü arkadaşlarımızla gece saat 8'de madalya törenleri yaptık. Açılış törenini yine bir soğukta yaptık. Kapanış töreni hakeza aynı şekilde. Bu organizasyonlar ne oluyor? Bugün kış olimpiyatlarında bir sporcu bir derece elde ettiğinde orada hemen yazıyor. En iyi derecesi Erzurum 2017 EOF veya işte EOF'da şu dereceyi elde etti diye. Şimdi nasip olursa 2028 gençlik kış olimpiyatlarına bir adaylık durumumuz var. Ozan Bey'le takip ediyoruz. Veli Ozan Çakır'la. İnşallah onu da Erzurum'a kazandırmak istiyoruz. Ve İstanbul'un nasıl Avrupa Spor Başkenti olduysa, Erzurum'un da Avrupa Spor Başkenti olabilmesi için özellikle kış sporlarına vermiş olduğu önemli. Bunun için de arka planda bir çalışmamız da var. İnşallah hocam, başarılar diyoruz. Emeğinize sağlık. Bir de canımızı sıktılar dediniz de, bizim rahmetli, Allah karın karın rahmetli Hasan Karakaya hocam vardı. Allah ya, derdi ki yazılar yazıyoruz ama çok saldırıyorlar falan. Derdi ki devam devam aslanım derdi. Ağaç şey, meyve veren ağaç taşlanır misali. Şimdi bir şey yaparken, yaparsanız hocam herkes eleştirecek, bir şey yapacak. Bir şey yapmazsan risk almazsın. Aynı şeydir yani, arkadaşa gittik. Diyor ya o tesis pırıltılır tertemiz. Ya sormuyorlar ki bu tesisi günde kaç kişi kullanıyor? Kimse kullanmıyor ki zaten. Kullanmadığı için pırıltı. Evet. Şimdi olay öyle. Yani mesela şey, EOF'u söyleyeyim. Mesela EOF 2019'u normalde biz düzenleyecektik. Saraybosna 2017'yi düzenleyecekti. Biz bir change yaptık. Biz hazırız diye. Saraybosna'dan önce aldık biz orayı. Ama bizden sonra Deaflympic olimpiyatları oldu. Bu şeyde Samsun'da bizim organizasyonu içe saydılar. Yani bizim organizasyona yeteri kadar değer vermediler. Bütçesini düşürdüler. Çok canımız yanıyor. Bizim buradaki malzemeleri, etkinlik organizasyondaki bütün işte işe yarar malzemelerin bir kısmını alıp Samsun'a götürdüler falan. Ondan sonra yani bir yanda başka bir organizasyondan bahsediyoruz. Bir yanda başka bir organizasyondan bahsediyorsunuz. Her şehir değerlidir. Her şehir kıymetlidir. Siz o şehre değer verdikçe, o şehir o değeri hak ettikçe başka bir noktaya taşınır. Tesis yapmışsın, organizasyon yapıyorsun. Malzemede diyorsun ki şu olmasın, bu olsun. Açılış töreni yapıyorsun. Statta olmasın, şehir merkezinde olsun. Niye? Niye yani? Neyden sakınıyorsun? Erzurum'un ne günahı var? Erzurum'un ne günahı var? Olimpiyat adaylığı noktasında Erzurum'u bir şekilde, ya biz Erzurum'u, ya Türkiye'de şeyi aşamadık ki, kendi arkadaşlarımızı aşamadık ki olimpiyatlara aday olalım. Kötü mü yani? Ha tamam, belki Tokyo Olimpiyatlarını 2020'yi biz bu sene pandemi ortamında, ekonomide de bu nazik süreçte düzenlemek belki bizi ekonomik anlamda çok ciddi yorardı. Ama her şeyde bir hayır var. Belki de kazanamadık diye üzülüyorduk. Şimdi kazanamadık aynen diye, çünkü pandemi var. Olağanüstü bir iş olacaktı. Belki de seviniyoruz. Ama demiş ya işte, siz çalışın, karşılığını Allah'tan bekleyin.
Öyle öyle. Bunlardan değil. Çalışmak bizden, gayret bizden, zafer Allah'tan. Ahmet Hocam, Evet. bir de bunlar lobi çalışması. 2020 Tokyo, 2013 Kesinlikle. yılında hala Cumhurbaşkanımız ne dedi? Lobi neticesinde Tokyo'ya verdiler. Sonuçta Evet. 2024'de aday olmadık. Yani Evet. bunlar tabii lobi çalışması. Bir de organizasyon diyorsunuz da, organizasyon kimler nasıl organizasyon alıyor? Kim kime organizasyon veriyor? Adamları sen gelip karşı zihniyetli insanları gece alemlerine götürüp boğazlarda içki içirmezse bu adamlar size organizasyon vermezler. Bu açık ve net. Çünkü bugüne kadar Müslüman Evet. hiçbir İslam değerlere sahip hiçbir ülke organizasyonlar alamamış. Ama dediğiniz gibi en önemli şey şu hocam. En önemli şey kendi insanımıza dokunabilmek. O Erzurum Evet, halkını, evet, evet. vatandaşının, o gecekonduda yaşayıp da gönlü zengin olan, gerçekten gönlü saray olan o insanlara dokunabilmek bizim geleceğimiz onlar. Onlar en büyük organizasyondur. Yani onu söyleyeyim ben size. Tebrik Evet, ediyorum bu yani konuda tekrar. bu tesisler Ahmet Hocam. Şimdi ben Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde bir tane 500'lük buz pateni, bir tane 500'lük buz okeyi, bir tane 3000'lik yani 3000 seyirci kapasiteli buz okeyi salonu, yine 2000 seyirci kapasiteli buz pateni salonu. Aynı şekilde bir curling salonu, uluslararası, olimpik. Aynı şekilde bir kayakla atlama tesisi. Aynı şekilde şu anda bizim Uhde'mizde Palandöken kayak merkezi ve konaklı kayak merkezi. Bu tesislerde çalışan onlarca arkadaşımız var. Hepsi evine ekmek götürüyor. Çok sayıda arkadaşımıza Önemli. istihdam. Çok sayıda Önemli. sporcuya bir ne derler, tesis. Şimdi tesisi yaptın, organizasyonu yaptın, şimdi sırada sporcu yetiştirmek. Bakan Bey'le de konuştuk burada Erzurum'da. Dedim ki Sayın Bakanım, ben sizin dedim organizasyonlar noktasındaki tereddütlerinizi anlıyorum. Evet, eskiden biz organizasyonlara aday oluyorduk. Olacaksak artık olimpiyatlar olalım. Yok filanca dünya şampiyonası, yok falanca Avrupa şampiyonası, yok bilmem ne falan filan. Artık bu işler çok ciddi bütçelerle yapılıyor. Bence artık parayı sporcuya yatıralım. Sporcuya yatıralım. Bakın Tokyo olimpiyatlarını Tokyo düzenledi diye kimse Tokyo'yu konuşmuyor. Madalya sıralamasında birinci olan Amerika'yı, Amerika'nın sporcularını, branşları konuşuyorlar. Rusya'yı konuşuyorlar. Kore'yi konuşuyorlar. Çin'i konuşuyorlar. Neden yapmıyoruz? Neden yapamıyoruz? Bakıyorsunuz 4 olimpiyattır aynı ülke madalyaları alıyor. Başka kimseye vermiyor. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Onlar ne yapıyorsa aynısını yapacaksın. O branşa tamamen o branşla alakalı insanları bir şekilde dahil edeceksin. Şimdi bizim bakıyoruz bir branşta madalya almışız. Bakıyorsunuz federasyonunda kaos var. Sporcularıyla antrenörleri, federasyonla işte başkanla camiaları kavgalı. Ne için? Niye yani? Başarı var, başarıyı bile konuşamıyoruz. Sporcu başarı elde etmiş, sorunları konuşuyoruz. Şimdi torba yasa gelecek diyorlar, federasyon seçimleri değişecek diyorlar. Ben burada Erzurum'da birkaç seçime denk geldik. İşte hem kış hem yaz branşlarında. Her türlü entrika dönüyor. Her türlü rezillik dönüyor. Geliyor sizin yanınıza, bir başkanın yanında diyor ki ben sizin yanınızdayım, şu delegelerle sizin yanınızdayım. Seçim bir oluyor, bir bakıyorsunuz başka bir olay olmuş, başka bir şeyler olmuş. İşte ne bileyim son anda aday çekiliyor. Mesela seçim gününden bir gün önce adaylıktan çekiliyor. Evet. Birisi gidiyor siyaseten bir tanesinden referans alıyor. Öbürü gidiyor başka birinden referans alıyor. Geliyor bir tanesi diyor ki bakan bizim tarafımızda. Öbürü diyor genel müdür bizim tarafımızda. Öbürü diyor işte biz sayın bakanımıza işte filanca bakanımıza ya da falanca siyasetçimize söyledik. Biz seçimi kazanacağız. Ya sen icraatlarınla ne yapacağınla neler yapacağınla aday ol, referans ol, çık adaylığının karşısına. Bakıyoruz şimdi Futbol Federasyonu'nun bir şeyini genel kurulunu yaşadık yakın zamanda. Orada da delegeyiz. Herkes atıp tutuyor. Federasyon şöyle, yayıncı kuruluş böyle, bilmem ne öyle, falan öyle, filan öyle. Seçime bir geldik. Eleştirdiler, eleştirdiler, eleştirdiler. Federasyon başkan vekili, aynı zamanda da spor genel müdürü Mehmet Baykan çıktı kürsüye. Ya dedi bizi eleştirdiniz, tamam. Ya cevap veriyorum, kimse yok dedi salonda. Yani onun için işte delege yapılarımız, genel kurullarımız, federasyonlarımızın seçimleri vesaire. Sorunumuz çok ama yol da var, zaman da var, imkan da var, insan da var. Evet. Şimdi bildiğinizden sorumludur diyorlar da, yani inşallah bu kişiler bunları duyuyor. Herkes biliyor aslında. Çok şey biliyor da işine gelmediği için kimse böyle açık ve sizin gibi konuşamıyor. Evet. Artı bir de başarı biz kişiselleştiriyoruz Ahmet Bey. Hep Evet. kişisel olarak ülke değil, menfaat veya sporcu, kamu, insanlık değil. Sadece Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Remzi şu bu ön plana çıksın misali kişiselleştirdiğimiz için Evet. çatışmalar oradan ileri geliyor.
Buna da tabii herkes çeki düzen vermesi lazım. Evet. Ahmet Bey, şimdi şey var, bu spor AŞ'de de biz çalıştık, belediye, Büyükşehir Belediyesi'nde de okul spor salonları çok yaygınlaştı. Niçin? Aileler, özellikle çocuklara yönelik, aile sabahleyin komşuya gider gibi kişi hemen spor havuza gidiyor, spor tesislerine gidiyor. Aynı şekilde şeylerden bahsettiniz siz, tribünleri çok, organizasyonlar bekliyor. Butik havuzlar açıldı çok fazla, özellikle ilçe belediyelerde. Bu tür Erzurum'da da butik havuzlar değil de butik buz pateni salonları, değişik organizasyonlar, okul salonları mesela, okullara. Bu tür, evet, organizasyonlar yaptınız mı? Tesisleşme var mı bu tür şeyler? Şimdi Ahmet Hocam, ilk modüler yüzme havuzunu biz yaptık. Spor Bakanlığı'ndan, yatırım ve işletmeler biriminden bir başkanımız geldi, bizim tesisleri gezdi. Sonra bakanlık bu projeyi tüm Türkiye'de yaptı. Çünkü modüler yüzme havuzu dediğiniz zaman 5 milyona mal edersiniz, atıyorum 50 tane yaparsınız. Ama olimpik bir yüzme havuzu yaparsınız, bir şehre yapabilirsiniz, iki şehre yapabilirsiniz. İşte Sinan Erdem gibi bir spor salonu sadece İstanbul'a yapabilirsiniz veya Ankara'ya yapabilirsiniz bir tane. Ama modüler bir spor salonu yaptığınız zaman her yere yapabilirsiniz. Okul spor salonları benim 2007 yılında Ümraniye'deki İGDAŞ binasının en üst katında okul sporları birimi vardı. Ben orada staj yaptım. Evet. Spor AŞ ile ilk tanışmam da orasıdır. Orada da birbirinden değerli arkadaşlarımız vardı. Kulakları çınlasın hepsinin. İsim vermeyelim, atlarız bir tanesini, sıkıntı yaşamayalım. Selam olsun. Sonra da Spor AŞ'de beraber çalıştık sonra o arkadaşlarımız. Hepsi tesis müdürlüğü yaptı. O zaman ilk okul spor salonları yapılırken ben oradaydım. Salonların nasıl yapıldığı, mevcut salonların nasıl rehabilite edileceği, olması gereken ve olan anlamında. O zaman bir protokolle bunlar, Nimet Çubukçu'ydu o zaman Milli Eğitim Bakanı, bakanlığa, Milli Eğitim Bakanlığı'na ve okullara devredilmişti. Maalesef okullar bakamadı buraya. Hocalar ücretli dersler verdiler, aralarında problemler çıktı, çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Aynı şekilde bu tür salonları Türkiye'nin her yerine yapabilmeliyiz. Ben mahallemde bir tane bir arsada bir basketbol sahası vardı, zemini asfalttı. Bazen futbol, bazen basketbol oynuyordum. Bir tane sahadan bahsediyorum. O mahalle, bütün mahalle orada oynuyordu. Bugün maalesef çocuklarımızın oynayabileceği, biraz işte hali vakti yerinde olacak da, bir sitede olacak da, sitenin bahçesinde olacak da, ya da işte özel okulun spor salonu olacak da çocuk spor yapsın. Bu anlamda devletimize, büyüklerimize bu anlamda çok büyük iş düşüyor. Modüler spor salonları, modüler spor sahaları. Amerika'da bu işte siyah beyaz, işte bu ırkçılık tartışmaları çok fazla ayyuka çıktığında bir çalıştay yapıyorlar. Biz bunu nasıl engelleriz diye. Bunların enerjilerini bir yerde boşaltmalarını sağlamalıyız diyorlar ve ülkenin tüm eyaletlerinde basketbol sahaları yapıyorlar. Bugün NBA markasının doğuşu bile orada. Biz Türkiye'de yüz binlerce, milyonlarca, her beş kişiden biri Türkiye'de 20 yaşının altında. Her 10 kişiden biri 10 yaşının altında. İnanılmaz genç, inanılmaz gelecek vadeden bir nüfus geliyor geriden. Evet, sporcu olsunlar demiyorum ama en azından o enerjilerini boşaltabilecekleri bu tür yerler yapmamız lazım. Belediyeler olarak, evet, devlet olarak. Erzurum'da da biz mevcut tesislerimizin yanı sıra böyle modüler tesisler yaptık. Evet, buz pateni anlamında çok haklısınız. Bu tür şeyler olabilir. Biz bir yapay göletimiz var. Olimpiyat Millet Bahçesi içerisinde. Orayı buza çevirdik. Güzel de oldu. Tabii zahmetli biraz. Havuz başı dondu. Donduruyoruz onu kışın. Orada yapıyoruz. Ama dediğiniz gibi butik tesisler her zaman... Önem taşıyor tabii, maliyette düşük olduğu için, masrafta az olduğu için, hem personel bakımından hem bakım onarım bakımından, evet, gerçekten maliyette bugün İstanbul'da şeyde de var. Şimdi bu şey yaptık biz, tabii zaman geçti, bayağı 1,5 saat oldu. İnşallah sizin de vaktiniz kıymetli. Çok uzatmayalım, bir iki tane soruyla bağlayalım inşallah Ahmet Bey. Estağfurullah. Ya bu belediyeler, özellikle buradan çağrı yapalım.
Şimdi İstanbul'dayız biz. Bir belediye var, 8 tane yüzme havuzu var, 500'lü 1000 nüfuslu. Bir belediye var hemen yanında, hiç yüzme havuzu yok. Bir şey yok, spor tesisi yok. Evet. Belediye başkanları anlayışları da çok önemli. Bu en üst makamdan, gerçekten bunlardan kim sorumluysa, ya evet, belediyeler ricada bulunsunlar. Rica mı olur, arz mı olur, emir mi olur, başka bir şey mi olur? Ya belediyeler rica, gerekli tesisler. Çünkü bir taraf yapıyorsa bir taraf niçin yapmasın? Dolayısıyla şey yapmış, bir yaptırım uygulansın bu. Uygulansın. Burada önemli ne var mesela? Seçim yatırımı değil, insan yatırımı. İnsana yatırım yapmak, insana dokunabilmek. Gerçekten bu önemli. Ahmet kardeşim, kardeşim diyorum. Ben kardeş olarak görüyorum seni. Ahmet hocam diyeyim, Ahmet genel müdürüm diyeyim. Estağfurullah. Şimdi Erzurum dedik. Sporu, biz spor pazarlamasını herhalde uygun şartlarına göre yapmamız lazım. Şimdi kalkıp dediğiniz gibi rakım çok yüksek. Karlı ve buzlu zeminlerde yapılan spor dalları bireysel, gerek bireysel kayak kızak gibi, gerek de takım curling, buz hokeyi, bu tür şey Erzurum'a gidiyorsa sahil kenarında, deniz kenarında kalkıp da buz pateni yapmak tabii ki şey var. Yani eğlencesine olur belki ama çok büyük yatırımlardan ziyade o yatırımları da göz ardı etmemek lazım. Çünkü her bir verilen paranın da karşılık bulması lazım. İlgili ve yetkililerin de buna dikkat etmesi lazım. Bir de geleneksel sporlarımız var bizim. Gelenek ve göreneklerimize bağlı. Erzurum, evet, ben de Bayburtluyum yani. Ve atasporlarımızı gözümüze taşıması için Karakuşak deniniz, atlı cirit deniniz. O kültürü bizim geleneksel sporları yaşatmamız lazım. Sadece modern sporlar değil. Biraz da modernleştirdik mesela. Bizim, evet, örfümüzden, anneannemizden, milli manevi değerlerimizden biraz uzaklaştık. Bunlar hep yazılarımızda dile getiriyoruz. Bu, evet, geleneksel spor ve geleneksel kültürümüzü yaşatmak için sizin de orada herhalde yatırımlarınız var. Evet. Zaten cirit dedim mi Erzurum akla geliyor. Bunlardan da kısaca biraz bahsedebilirseniz. Şimdi Ahmet hocam, tabii son bölümde girecektim bunu ama şimdi Erzurum bir kış sporları, iki geleneksel sporlar, üç outdoor sporlar, dört yani kış memleketi olduğu için salon sporları. Mesela bizde tenis kortu var. Kapalı tenis kortu. 12 ay boyunca insanlar tenis oynuyorlar. Kesintisiz. Şimdi kışın yaklaşık 4 ay, yani Aralık başından itibaren Mart'ın sonuna kadar kayak var Erzurum'da. 5 ay. Şimdi bunların yanı sıra Erzurum kadim bir kültüre sahip. Yani bir Selçuklu medeniyeti var. Özellikle de geleneksel sporlarımızdan mesela Türkiye'deki cirit kulüplerinin %80'i Erzurum'da. 16 tane cirit kulübü var Erzurum'da. Aynı şekilde atlı okçuluk, aynı şekilde güreş. Mesela herhangi bir organizasyon yapıyoruz, çok insan gelmiyor, bir güreş yapıyoruz. Köylerden bir saatlik yollardan kalkıp gelip güreş izliyorlar. İşte amcalar, işte dedeler, yaşlılarımız, ondan sonra alıyor torununu geliyor. Ve bu anlamda da Erzurum'un geleneksel spor dalları üzerinde de böyle bir durumu var. Birçok yetiştirdiği sporcusu var güreşte, ondan sonra. Yine ciritte birkaç yıl üst üste Türkiye şampiyonluğu var. Hala daha atın Erzurum'da işte çiftçilerin kullandığı bir binek olması. Aynı zamanda da çok ciddi manada bir cirit sporcu kitlesi var. Cirit Türkiye şampiyonası yapıyoruz her sene. İstanbul'dan sonra, etnospordan sonra Erzurum'da bir Türk oyunları yaptık. Bir oba kuruldu. Bu anlamda bir güreş olsun, atlı okçuluk, işte cirit gibi. Bu anlamda da Erzurum'un kadim bir kültürü var. Tabii biraz nasıl desem, birçok branşta faaliyet yapmak istiyorsunuz. O branşın içerisinde o branşa kendini adamış insanlar olunca, mesela teniste böyle bir arkadaşımız var. Karate'de böyle bir arkadaşımız var. Yani bizden önce de, biz gelmeden önce de bu branşları yapan, bizimle beraber o kendi gönüllü olarak yapmış olduğu veya kulübüyle veya kendi sporcularıyla, kendi antrenör olarak yaptığı çalışmalarla bizim çalışmalarımızı birleştirdik. Güreşte, teniste, karate'de Erzurum başka bir noktada. Aynı şekilde ciritte de, güreşte de, geleneksel spor dallarında da Erzurum farklı bir noktada. Outdoor sporlar dedik. Buz tırmanış festivali yapıyoruz 4 senedir. İşte Uzundere'de şelaleler var. Onlar donuyor. Dünyanın birçok ülkesinden sporcu geliyor. Türkiye'nin benzersiz tek tırmanış rotaları var Erzurum'da.
Yine Tortum Gölü'nde işte rafting yapılıyor. İşte kano katamaran aynı şekilde. Bu anlamda da çeşitli faaliyetler yapıyoruz işte. Ahmet Bey, son iki tane soru ama anekdot olarak evet. Araya gireceğim. Spor turizmi diye bir şey yok. Gerekli de Çalıştay falan yapılıyor, bir şeyler yapılıyor. Bu Çalıştaylara falan sizi davet ediyor mudur? Bu spor turizmi diye bir Çalıştay, yanlış hatırlamıyorsam. Ya bunlar çok önemli. Az önce bahsettiğiniz şelaleler falan, şu bu değişik şeyler, organizasyonlar. Bütün şeylere katılım sağlık da görüşlerinizi beyan ettiniz mi? Etmediyseniz de buradan ilgili ve yetkililere buradan mesaj olsun. Yani onu söyleyeyim. Geçtiğimiz yıl, yani 2019'da sanıyorum, 2019'da bir Çalıştay düzenlendi Antalya'da. Spor Bakanlığımızın düzenlediği spor turizmi Çalıştayı. Özellikle tabii bu işin içerisinde olan birbirinden kıymetli, değerli üniversitede akademisyenler, federasyon başkanlarımız falan çeşitli oturumlarla olağanüstü, bence faydalı bir Çalıştay yapıldı. Ama Çalıştayları yapmak çok bir şey değil. Bu şeye benziyor. Fırında çok güzel bir ekmek yaptık. Ondan sonra kapısını kapattık, o ekmek orada bayatladı. O ekmeği insanlara dağıtmanız lazım. Çok yani güzel. Bayatladığı zaman bir de o bayat ekmeğin hem vebali var, hem yani işte ne yapacaksınız o saatten sonra, faydası da yok. Şimdi Çalıştay yaptık, rafa kaldırmamamız gerekiyor. Bu Çalıştay'ın çıktıları, neler konuşuldu, neler... Ben şunu söyledim. Türkiye'nin en önemli spor turizmi olayı İstanbul Maratonu'dur, net. Net. İkincisi Antalya'daki kamp organizasyonudur, gelen takımlardır. Üçüncüsü Türkiye'de düzenlenen büyük spor organizasyonlarıdır. Dördüncüsü Erzurum'un yüksek irtifa potansiyelidir. Bakın bugün triatlon branşı, pentatlon branşı, işte atletizm branşı, 6 tane ülkenin yüzme milli takımı Erzurum'a geldi kampa. Avusturya, İsviçre, Almanya, Ukrayna. Milli takımları geldi Erzurum'a. Kimsenin haberi yok değil mi? Çünkü yüksek irtifa ve rakım var burada. Bu şehir 2000 rakıma kurulmuş. Yani siz bir yükseklik antrenmanına, işte kandaki hemoglobin miktarıyla, oksijenin azlığıyla, daha sonrasında da size katkısı olacak bu antrenman depolamasıyla diyelim, bu kan depolamasıyla, başka şehirlere ya da başka ülkelere gittiğiniz zaman bir zahmetle gidiyorsunuz. İstanbul'dan Erzurum 2 saat. Uçağa biniyorsunuz, 1,5 saatte Erzurum'dasınız, 15 dakikada oteldesiniz. 15 dakikada işte arada zaman kaybetseniz, 2 saat içerisinde kamp merkezindesiniz. Otellerle, kayak merkezi zaten yürüme mesafesinde. Otellerle dağda trekking yapılacak veya işte cross yapılacak zaten dağ tesislerin bitişiğinde. Futbol hakeza aynı şekilde. Türkiye'nin gelecekteki Erzurum'u ön plana çıkartarak söylüyorum. En önemli kamp merkezi Erzurum. Bakın boks geliyor buraya. Buz pateni geliyor buraya. Karate burada hazırlandı. Olimpiyatlara giden kafile Erzurum'da hazırlandı. Yine İlke Özyüksel sporcumuz olimpiyatlara gidip burada hazırlandı. Sayın Bakanımız geldi, ziyaret etti sporcuları. Organizasyona, olimpiyatlara katılacak kamptaki bütün sporcularımızı ziyaret etti Sayın Bakanımız. Olimpiyatların başından sonuna kadar da onlarla beraberdi. Bu anlamda Erzurum'un bu potansiyelini açığa çıkaracak projeler. Biz tamam yerelde yapıyoruz. Burada bir KUDAKA'mız var. Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı. Ama bir yere kadar. Spor Bakanlığımızın ve Turizm Bakanlığımızın Erzurum'a özel ilgi göstermesi ve bu ilgi sayesinde bu tesislerin tanıtılması, bir şekilde bu potansiyelin açığa çıkarılması ve bu bağlamda da Erzurum'un ve Türkiye'nin artık spor turizminde farklı bir noktaya gelmesi gerekiyor diyebiliriz. Eyvallah, eyvallah. Çok teşekkür ederim ya. Bilmediğimizi öğrendik. Bildiğimizi paylaştık. Çok güzel oldu ya. Çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi Ahmet Bey, siz Erzurum Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda spor kulübünün genel müdürüsünüz. Aynı zamanda Spor AŞ Genel Müdürüsünüz. Kulübün as başkanısınız, özür dilerim. Evet. Dolayısıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi futbol takımını konuşmazsak herhalde biraz eksik kalır gibi. Sadece şey var, 4-5 soru var ama bir soruya ben sığdırıp soracağım. Evet. Yani çünkü geçen sene de öyle çok yabancı transfer ettiniz. Ligin en fazla teknik adamı sizin oraya geldi gitti. Evet. Bu sene birincilikle mücadele edeceksiniz. Şimdi Erzurum Spor olarak, futbol kulübü olarak
Sizden evet. Sadece bir iki cümleyle birlikte şey, gerçi sığmaz bir iki cümle ama vakit de daraldı çünkü. Evet. Yani bu seneki geçmiş senelerden alınan bir tecrübeyle birlikte bu sene farklı olarak neyi sergileyeceksiniz? Şimdi Ahmet Hocam, 2015-2016 senesinde 3. ligde olan bir takımdan bahsediyoruz. Bundan 5 sezon önce. Ve oynadığı takımlar belde takımları. Ve Süper Lig'e çıkan bir Erzurumspor'dan bahsediyoruz. Ve 3 yıl üst üste şampiyon olup Süper Lig'e çıktığımız zaman o zamanki yönetici arkadaşlarımız, transfer politikamız tabii ki kimse bilerek isteyerek yanlış yapmaz. Buradan kimseyi de itham etmeyelim. Sonuçta oyuncu gelir çok iyidir, belki aşı tutmaz, belki transferde hata yapılmıştır vesaire, neyse. Yaklaşık 14 puanı gasp edildi 2 sezon önce Erzurumspor'un. Lime lime edilerek küme düşürüldü. Bu net. Bakın orada bir çark var. O çarkın düzeneği olursanız kalırsınız. Net söylüyorum. Orada bir çark var. Yani bunu artık nasıl değerlendirirseniz değerlendirin. Oyunu kuralına göre oynarsanız, konuş dediklerinde konuşursanız, sus dediklerinde susarsanız olur. Bir kere kabullenmek lazım. Erzurum'un sahasını bahane ediyorlar. Erzurum'un havasını bahane ediyorlar. Ben bu şehirde bekçilik yapıyorum kardeşim. -20'de -30'da benim askerim burada nöbet tutuyor. Benim Erzurumlu vatandaşım -20'de -30'da işine gidiyor, okuluna öğretmeni gidiyor, öğrencisi gidiyor. Bu memleketin en önemli toprak parçalarından bir tanesi Erzurum'dur. Bu şehirde vatan bir bütündür, parçalanamaz denmiştir. Bu şehrin tarihteki rolü, önemi çok fazladır. Bu şehri kimse yok saymasın. Maalesef ben işin içindeyim, söylüyorum yani. Hepsi de bizim arkadaşımız. Erzurum istenmiyor. İstemiyorlar Erzurum. Neyse düştük. Düştükten sonra bir daha olduğumuz yerde kendi imkanlarımızla, kimseden destek almadan, bakın bütün kulüplere bakalım. Kimlerin neler, hangi firmalar kimlere nasıl sponsorluklar yapıyorlar. Biz burada kendi yağımızla kavrulan bir memleketiz. Bayburt, Gümüşhane, Ağrı, Iğdır, Kars, Bingöl, Van aşağı inerseniz, yukarıda Artvin, bütün bunların merkezinde Erzurum. Bu bölgeye Erzurum bir şekilde hamilik yapıyor. Erzurum, Elazığ'da, Erzincan'a da hamilik yapıyor. Siz bu şehrin önünü tıkadığınız zaman, bu şehrin spordaki önünü tıkadığınız zaman sanayisinde de, ticaretinde de, ekonomisinde de, gelişmişliğinde de önünü tıkıyorsunuz. Neyse düştükten sonra bir daha çıktık. Geçtiğimiz sezonun başında yine aynı şekilde yapılan transferler maalesef aşı tutmadı. 8. 9. hafta itibariyle başkan ayrıldı. 8 yönetici ayrıldı. Yeni bir başkan seçtik. Yola devam ediyoruz. 4 kişiyiz. Devre arası transfer dönemi gelmiş. Ekonomik anlamda bir gelirin yok. Her şeye rağmen ayrılmak isteyen oyuncuların olmuş. Mesela bize diyorlar ki çok transfer yaptınız. Şimdi devre arası oldu. Benim kadromda 25 tane adam varsa 15 tanesi zaten alt lig oyuncum benim. Yeni transfer yapmamışım. Yeni transferleri takıma dahil etmişim, aşı tutmamış. Sezona Mehmet Hoca ile başlamışız Özdirek'le. Hüseyin Cimşir gelmiş. Bu noktadan sonra biz tabii biraz daha fazla ön plana takım için çıktık mecburen. Biz anlaştık Mesut Bakkal'la. Mesut Bakkal'la yolları ayırdık. Mesut Bakkal'dan sonra Yılmaz Vural geldi. İki tane teknik direktörle çalıştık. Şimdi yani bir takımın başına gelen başka olayları takımın yönetilmesine veya takımın transfer politikasına bağlarsanız başka şeyler çıkıyor işin içerisinde. Hata yok mu? Elbette var. Ben örnek veriyorum. Devre arası isimlerini vermeyeyim oyunculara. Ben gitmek istiyorum diyor oyuncu. Fes ediyor. Ne yapacaksınız? Sağ bek, sol bek, sağ stoper, sol stoper ve bir tane de iyi bir kaleci alacağız. 5 transfer yapacağız. 5 tane transfer yapacağız. Benim sol açığım, sağ açığım, forvetim, orta sağım, işte defans oyuncum dedi ki ben gidiyorum. 12 tane oyuncu gönderdik Ahmet Hocam. 4 tanesini biz gönderdik. 8 tanesi kendi ayrıldı. 5 tane oyuncu alacaktım ben. Gidenlerin de yerini alacaksın. Atıf'ı aldık. Kosta'yı aldık. Omolo diye bir oyuncu aldık. Şampiyonlar Ligi oynamış bir sağ bek aldık Butko diye. Yine bir sol açık Raşhani diye bir oyuncu aldık. Çok iyi transferler yaptık. Ama bizim teknik direktörlerimizin ben anlam veremiyorum yani. Mesut Bakkal taktı kafayı 2 tane oyuncuya, 3 tane oyuncuya. Şimdi yöneticisin. Müdahale de edemiyorsun. İşine karışmıyorsun. Ne oldu? Sonra işte benim gardım düştü. Ben yapamıyorum. Hadi eyvallah.
İsmail Kartal'la anlaştık. Antalya'ya kampa götürdük. O da dedi ki ya ben yapamıyorum. Ne yapabilirsiniz? Başına silah mı dayayacaksınız? Yapamıyorum deyince yollar ayrıldı. Sonra Yılmaz Vural geldi. Ya ben Shakhtar Donetsk'ten oyuncu almışım. Ya bir kadroyu değiştir de bir sol açıkta farklı bir oyuncu oynat. Yok. O da bir kendi kafasının doğrultusunda gitti. Oyuncularla problem yaşadı vesaire. E tabii yıpranmışlık da var. Kadroyu tutamıyorsunuz bir arada. Anlatabiliyor muyum? E bunun yanı sıra maçlarda karşılaştığınız hakem hataları da bir şekilde karşınıza çıkıyor. E bütün hepsi bir araya gelince başarısızlık kaçınılmaz oluyor. Örnek veriyorum. Bir Beşiktaş evet. maçı oynadık. Yani bunu ben tabii çok fazla yerde konuşmak imkanımız oldu ama konuşmadık. Çünkü takım ligden düşmüş. 7 senedir buradayım. 6 senedir bu kulübün yöneticisiyim. Bir tane maçımız yoktur ki bir oyuncu maçta zeminden sakatlansın. Bir oyuncu. Aynı şekilde bu memlekette bir tane maç ertelenmemiştir. Geçen sene Galatasaray kulübü kendi oyuncusu zemini eleştirdi diye sözleşmesini feshetti. O zeminleri kimse görmüyor. Malatya'nın zeminini kimse görmüyor. Kayseri'nin zeminini kimse görmüyor. X takımın zeminini kimse görmüyor. Niye? Beşiktaş maçı oynuyoruz. Beşiktaş maçında Cenk Tosun antrenmansızlık, korona oluyor, sonrasında antrenman yapmıyor. Bir pozisyonda sakatlanıyor. Sonra vay efendim zeminden sakatlandı. Bunun vebali çok ağırdır. Bunu ödeyecek insanlar. O gün bizi zeminden dolayı haksız yere eleştirenler bu vebali ödeyecekler. Biz yaşadığımız müddetçe bunun takipçisi olacağız. Ya biz gittik zemine, zeminin fotoğraflarını çektik, videosunu çektik, paylaştık bunu. Ya dedik ki bu zeminde bir şey yok kardeşim. Zeminden dolayı değil. Sonra çıktı federasyon başkanımız, Erzurum sahayı sulamamış. Ya bir kere prosedürden haberiniz yok. Sahayı sulama inisiyatifi ev sahibin elindedir. Sabahleyin Eşgüdüm toplantısında sorulmuş, istenmemiş sulamak. Maçtan bir saat önce sulayalım. E futbolcuna soruyorsun, hayır diyor. E niye sulayayım ben? Ben Beşiktaş'la ya da Galatasaray'la oynadığım zaman sahayı sulanmasını istediğimde sahayı sulamadım mı ben kötü mü diyeceğim onlara? Federasyon başkanımız Atilla Gökçe'ye malumat veriyor. İşte Erzurum sahayı sulamamış. Ya, prosedür böyle değil ki. Ya sen bir telefonu kaldır bir sor bakalım Erzurum Spor Kulübü yöneticilerine. Sen bu sahanın zeminini bir araştır. Bütün şehirlere stat yapılmış Ahmet Bey. Ben söyleyeyim. Bütün şehirlere stat yapılmış. Konya'ya yapılmış, Malatya'ya yapılmış, Kayseri'ye yapılmış, Rize'ye yapılmış. Ne bileyim birçok ilçeye yapılmış. Ben 2011'de rehabilite edilmiş bir statta maç oynuyorum. O zaman eşitlikten bahsedemiyoruz ki. Benim taraftarım haklı olarak diyor ki kardeşim benim tribünlerim eski, işte sahamın zemini eski veya işte saham eski, stadım eski, yenisini istiyoruz haklı olarak. Evet biz yani yanlış, gereksiz bir bütçe ayrılmasın istiyoruz. Hiçbir yere, hiçbir şehre. Ama Türkiye'de 30 tane stat yapıyorsanız, işte Hatay'a, Adana'ya, işte ne bileyim Samsun'a, mevcut statları bizim şu anki stadımızdan daha iyiyken yeni statlar yapıyorsunuz. Tamamen bir politika amaçlı, bir siyasi amaçlı. E o zaman Erzurum'un da stadını yenileyin kardeşim. Sahasının tribününü, koltuklarını, zeminini yenileyin. Denizli Spor, Karagümrük ve biz. Başka hiçbir yere stat yapılmadı. E doldurabiliyorlar mı? Hayır. Ben 20 bin seyirci dolduruyorum -20'de. Evet, ben... Amatör kümedeki amatör, özür dilerim sözünüzü kesin de tabii futboldan iş açıldı mı? Futbol sürüklüyor. Amatör kümede olan bir amatör kümede okulan bir takımın, ilin takımına bile tabii devasa statta. Devlet tabii yatırım yapıyor. Bu tür şeyler de göz ardı edilmemesi lazım. Ahmet Bey tabii futbol dediğimiz zaman futbol sözü açıyor yani. Dolayısıyla şey yapalım yani bir de bir soru, buna bağlantılı bir soru sormak istiyorum. Sizin bu gayret çabanız gerçekten çok fazla. Tebrik ediyorum. Rabbim kuvvet versin. Yani bir yandan spor AŞ, bir yandan spor kulübü, bir yandan tesisler, organizasyon. Allah çabanızı boşa çıkarmasın inşallah. Hayır dualara nail olasınız. Öyle diyelim. Bir de şu kafama sürekli takılı. Size bireysel olarak belki soralım ama burada kamu önünde de. Ya genellikle söylüyoruz. Belediyeler acaba halk istediği için mi? Halka bizim isteklerine cevap vermek durumunda olduğumuz için mi? Belediye profesyonel futbola yatırım yapmalı mı? Diğer kulüpler de var. Mesela 3. ligde, 2. ligde. Buna da kısaca bir cevap verebilirseniz. Kişisel olarak tabii yani şey değil de yani. Devlet yapmalı mı? Belediyeler, yerel yönetimler yok. Profesyonel futbola yatırım yapmalı mı? Ben şimdi halk size çok istek, gerçi sözün başında söylediniz sohbetin başında da evet. Halkın isteklerine biz cevap verme durumunda olduğumuz için bu kadar yatırım yapıyoruz.
Futbolda bu yatırımlardan bir tanesi. Şimdi ben onu anladım diyorum ya. Belediyeler girmesin, tamam. Devlet niye giriyor? Anladınız değil mi ne demek istediğimi? Devlet niye giriyor? Evet. Ben demek bu kadar söylüyorum. Bu kadar söylüyorum. Geri başka bir şey söylemiyorum. Bakın. Mesaj alınmıştır diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı bile yanlış bilgilendiriyorlar. X kulübe diyorlar ki işte Sayın Cumhurbaşkanımızın semti. X kulübe Sayın Cumhurbaşkanımızın kurduğu takım. X kulübe Sayın Cumhurbaşkanımızın işte vefa gösterdiği takım. Bakın sadece Süper Lig'de yer alan kulüplerin açılan internet sitelerine, sponsorlarına bakın. Ben bu kadar söylüyorum. Erzurum futbolla yatıp futbolla kalkan bir şehir Ahmet Hocam. -20'de 20 bin seyirci toplayan bir şehir, bir takım. Ben İstanbul'da maç yapıyorum. Açık söylüyorum. Açın stadı 10 bin kişi gelir. İstanbul'da Erzurum maç yapsın 10 bin kişi gelir. İzmir'de maç yapsın 5 bin kişi gelir. Bursa'da maç yapsın 10 bin kişi gelir. Erzurum'un sadece Erzurum'da değil, Türkiye'nin her yerinde taraftarı var. İstanbul, Üsküdar, Anadolu maçı 2014-2015 sezonu Mehmet Sekmen Başkanımızla beraber bir lokal gibi bir yerde oturuyoruz. Maç bitti. İstanbul'daki Erzurumlar başkanın etrafını sardılar. Ya başkanım şu Erzurum Spor'u bulunduğu yerden çıkar. Üçüncü ligdeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Adnan Polat, eski Galatasaray Başkanı, Erzurumlu. Onun olduğu bir ortamda diyor ki Erzurum'un yeri üçüncü lig değil. Erzurum'un yeri Süper Lig. Erzurum'un insanı bunu hak ediyor diyor. İşte bunların hepsi birer işarettir. Açık söyleyeyim. Erzurum'da, Erzurum Spor'dan daha fazla insanları ilgilendiren başka bir şey yok. Niye? Ya emniyet müdürü bana dedi ki Erzurum'un maçı olduğu zaman şehir daha sahiş olayı olmuyor dedi. Bir sevda var, bir tutku var. Şimdi ben de isterim yüzmeye, basketbola, voleybola, tenise çok fazla insan gelsin, ilgi göstersin. Ya Karayazı'dan, Tekman'dan, Hınıs'tan, Şenkaya'dan, 100 kilometrelik mesafeden, 1,5 saatlik mesafeden 2 saatlik maç için -20'de kışın ortasında insanlar maç izlemeye geliyorlar. Ya bu insanların elinde bir tane bu var, başka bir şey yok. Ha ben evet. belediyeler girsin tamam. Eğer diğer spor branşlarına destek vermeyip sadece futbola destek veriyorlarsa girmesinler. Ama benim başkanım basketbola, tenise, güreşe, kickboksa, karateye, kayağa, ne bileyim curling'e destek veriyorsa futbola da destek vermeli. Şehrin bir ilgisi var, bir sevdası var. Son tahlilde bunu söyleyeyim Ahmet Hocam. Eyvallah, çok, teşekkür ederim. İçim yanıyor ama, içim yanıyor ama demiş ya. Ya buradan değil, şuradan eyvallah. Kırık. Elbet bunları söyleyecek bir ortamımız olur. Aynen. Şimdi şey var, siz şu anda halkın diliyle konuşuyorsunuz. Halkın size yansıyan şeyleri ifade etmeye çalışıyorsunuz. O yüzden halkla dertlendiğiniz için, yani onların sorunları, beklentileri, kendi problemleriniz gibi gördüğünüz için dertleniyorsunuz. Dileriz şey olur ya Ahmet Hocam, ben de sana fikrimi söyleyeyim. İçimdeki uhdeyi söyleyeyim. Hep tartışıyoruz ya. Dileriz kendi, az önce bahsettiniz ya, o körlük için kapının önünde, içeri hatta biletliydi, giremiyordu o çocuk. Bugün körlük milli takımda mücadele ediyor değil mi? O salonlar sayesinde. Evet, evet. İnşallah temennimiz, duamız o ki o Süper Lig'de, ikinci ligde alt yapılardan sporcu yetiştirip üst yapılarda oynayan kendi sporcularımızı görebilmek İnşallah. Bizim temenni duygularımız da bu. İnşallah. Ahmet Hocam, çok teşekkür ederim. Şimdi sizin aslında ederim. bu yayını dinleyen, 2 saattir yayın yapıyoruz. Genç kardeşlerim var. Spor kariyerim bölümü var. Mesela 10 tane soru var ama hepsini zaten özetlediniz. Evet. Sadece onlara bir iki cümleyle birlikte benim kanaatim, fikrim şu. Öğrenciyken dahi sahada olun. İşin mutfağına girin. Biz gazeteciliği sahada öğrendik. Yani gerçekten 30 yıllık gazeteciyiz. Ahmet Hocam, bununla da bir iki cümle herhalde söyleyelim ve bağlayalım inşallah. Şimdi, gençler özellikle beden eğitimi bölümünde okuyan öğrencilere kariyer açısından ne tavsiye edersiniz? Bir iki cümle. Bir de tavsiye edeceğiniz şeyler zaten aslında 2 saattir anlattınız. Oralarda evet. Çok güzel mesajlar. Artı ekleyeceğiniz bir şey varsa alalım. İyi akşamlar dileyelim sizlere de. Yormayalım çok. 3-4 tane başlığım var. Hepsi birbirinden önemli. Bir tanesi, ben öğrenciyken naylon staj muhabbeti var biliyorsunuz. Staj yapmıyorsunuz. Staj yapmış gösteriyorsunuz. Allah razı olsun hocalarımızdan, o zaman işi de sıkı tuttular o zaman. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde staj yaptım ben. Spor Bakanlığı'nı
İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nü, spor teşkilatını yakından tanıma fırsatım oldu orada. 20 günlük staj süremiz var. Ben 3 ay staj yaptım orada. Sonra İstanbul Spor AŞ'nin okul spor salonları biriminde staj yaptım. Bana insan kaynakları müdürüne işe alın diye yazılan o not beni oraya staja gönderdi o zamanki insan kaynakları müdürü. Canı sağ olsun, problem değil. Normalde ben işe girdim biliyorum ama staj yaptık. Orada staj yaparken tanıdığım insanlara iş görüşmesine gittiğim zaman mülakata girdim. Beni staj yaparken yakından tanıyan adam işe girmem için orada değil mülakat yapmak referans oldu. Ben 2005 yılında İzmir Üniversitesi yaz oyunlarına kendi imkanlarımla organizasyonda gönüllü olarak çalışmaya gittim. Hayatımın dönüm noktalarından bir tanesidir. Her gün oturuyordum, organizasyondaki aksaklıkları not defterime yazıyordum. Akreditasyonda böyle bir aksaklık oldu. Ulaşımda böyle bir aksaklık oldu. Şu şöyle olabilirdi, bu böyle olabilirdi. 15 gün kaldım İzmir'de. Tesislerle ilgili, organizasyonla ilgili bir şekilde hizmet içi eğitim oldu bana. Sonrasında birçok organizasyonda görev yaptım. Gönüllü olarak çalıştım. İşte FIFA U20'de çalıştım, MotoGP'de çalıştım, Formula 1'de çalıştım, Dünya Basketbol Şampiyonası'nda çalıştım. Aynı şekilde yine Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası'nda çalıştık, Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda çalıştık, WTA Tenis Turnuvası'nda çalıştık İstanbul'da. Yani maraton zaten başlı başına bir organizasyon. İşte Üniversitesi Erzurum'a geldik, 2017 EOP, birçok organizasyon. Arkadaşlarımızdan tek bir ricam var. Birinci sınıfın ilk günü bile sizin için geçtir. Birinci sınıfın ilk günü bile sizin için geçtir. Siz beden eğitim bölümüne girdiğiniz zaman gönüllü olarak birçok organizasyonda çalışmış olmanız lazım. Bakın bugün bu ülkenin spor bakanına 2007 yılında kayınpederinin belediye başkanlığı yaptığı Feyzullah Kıyıklı'nın Bağcılar Belediye Başkanı olduğu belediyenin bir programından bakan beye bahsediyorum 14 sene önce. Yine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 2007 yılında üniversitede öğrenciyken son sınıfta Fenerbahçe'nin spor politikasını ödev olarak aldığım için orada Ali Koç'la tanıştığım ve röportaj yaptığım için yıllar sonra Erzurumspor Fenerbahçe maçında o güne ait bir fotoğraf ve bir anı paylaşıyorum. Yine sizinle tanışıklığımız 20 yıl öncesine dayanıyor. Bunların hepsi, ben 20 yıl önce mezun değildim ki, çalışmıyordum bir yerde. Bir programından bakan beye bahsediyorum 14 sene önce. Yine Şenol Güneş ve tamamen spor gönüllüsü bir kardeşimiz ve ekibinde binlerce kardeşimiz var. Ve kariyer yapmak isteyen, illa beden eğitimi mezunu olmak zorunda değil, her arkadaşımızın bir şekilde bu tür spor organizasyonları sizi açar. Buralara girin. Nerede ne... diyorum ve telefonlar çalmaya sürekli devam ediyor. Onları kapatıyorum bir yandan da. Yarın bu arada yolculuk var İzmir'e. Akşam maç var. Menemen maçı İzmir'de. Oraya da bir yolculuğumuz olacak. İnşallah sezona başlıyoruz. Hayırlısıyla sezonda tamamlarız. Ahmet kardeşim çok teşekkür ederim. Ben şimdi soyadın Dalama. Evet. Soyadın Dalama. Sporun çınarı olarak artık ben sizi lanse etmeye çalışıyorum yani. Güzel evet. Tecrübeler paylaştın. Akşam evet. Dediğiniz gibi bir maçınız var. Yarın akşam başarılar diliyoruz. Hatta 3-4 evet. Gün önce sizle konuştum da dedim maçları başlıyor da inşallah Ahmet Bey bize hayır demez. Bugüne kadar İnşallah. Hiç hayır demediniz. Allah razı olsun. Yani. Gönül adamı olduğunuz için, görev adamı olduğunuz için gerçekten tebrik ediyorum sizi. Evet. Dualardasınız. İnşallah. Çok sağ olun, var olun. Başarınız daim olsun. Sizin gibi değerlerin sayısını Rabbim artırsın inşallah. Bize de vakit ayırdınız. 2 saat oldu. Ben inanıyorum ki bu evet. Sadece bizim yayında şu anda katılımcılar değil, diğer genç arkadaşlara, aday arkadaşlara, üniversitedeki öğrencilere, herkese şey yapar, evet. Örnek olur. Doktoranıza başladınız. Evet. Akademik kimlik evet. Olarak da devam ediyorsunuz. Orada da size başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız Ahmet Bey. En güzel sağ akşamlar sizin olsun inşallah. Görüşürüz. Evet, bütün arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Abdülkadir abi çok kıymetlidir. İşte Aykut yayında o basketbol anlamında burada bize çok fazlasıyla emek veren bir kardeşimiz. İşte Adem aynı şekilde İstanbul'dan. Yine Buraklar
Yine bizim yayında olan bütün arkadaşlara da sabırlar için teşekkür ediyoruz. Sana da ayrıyeten hasreten teşekkür ediyorum. Bizlere de bu imkanı verdiğin için en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Allah rahatlık versin. Amin. Allah razı olsun. Geceniz mübarek olsun inşallah. Sağ olun, sağ olun. Hayırlı akşamlar. Katılımcıya bir duyuru yapayım. Bu hemen Instagram'a düşecek. Tekrar izleyebilirsiniz. Artı YouTube'a da atacağız. İnşallah da orada paylaşabilirsiniz. İnşallah. En güzel akşamlar sizden olsun inşallah. İnşallah selametle. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun.